Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yine Darla'dayız kardeşler. Selamun aleyküm Kick ve YouTube. Artık bazı platformlar bizim için eldi. Aynen Kick ve YouTube. Abi. Biz bir yerleri onu yükselttik diye yapıyor değil mi? Çok yükselttik abi. Oy. Oy. Şimdik. Ana menüye geri çıkman lazım. Oyundan çık diyeceksin. Kaydede bastın senin elinin ayarını. Genel çok ayarları güzel. Aşırı yükselttik kastı. Değil mi? Evet. Ya bir deneme yapmıştık da. Biz bir deneme yaptık arkadaşlar. Denemenin sonucu ağır oldu. Pederi ağır oldu. Şu yukarıdakini bir aşağı indir. Bir aşağı indir. Tamam. Enter'a koy. Oyunu kapatıp açacak zaten. Vay anasını ya. Arkadaşlar benim masa üstümü de görmüş oldunuz. Oldukça az ürün var. Ya arkadaşlar biz bir deneme yaptık. Ya bu. Ya şundan dolayı bir deneme yaptık. Flexible özelliğini açtık oyunun. Kare detaylandırmayı açtık ama benim. Ekran kartı yiymedi. Ekran kartında flexible özelliği yokmuş. Olsaydı sorun yaşamayacaktık. Keşke olsaydı. Keşke. Ya şundan dolayı bir biz bir çılgınlık yaptık. Şimdi bekleyeceğiz oyunun tekrar gelmesini ya. Zaman kaybettirecek bu bize. Ya fazla zaman kaybettirmez. Yani şöyle bir şey var. Biz bunun aldığımız bir habere göre bu oyun biliyorsunuz arkadaşlar trailerları meşhur şu ara 2025'te biliyorsunuz bu oyun çıkıyor. Trailerları da oldukça şu an meşhur. Bu bilgisayarlara ne oluyor kardeşim ya? YouTube sarıya düştü. Veri yok diyor oğlum. Nasıl veri yok diyor ya? Tam kırmızı kırmızı oldu şimdi. Niye kopuyor bu? Bilmiyorum. Gidiyor, geliyor. Ben anlamadım. Neyse. Şimdi tabii 2025'e geliyormuş. Evet, 2025'e geliyor. Kasım ayında çıkacakmış oyun. Bu Kasım ayında çıkacak olan Farming Simulator 2025 için de Epic Games'e girdim. Ben orada vardı. Erkenden uygun fiyatlı almak üzere bir imkan sunulmuş. Ve Furkan da bunu yaptı. Ben de aldım. 12 Kasım'dan itibaren Farming 22'nin yerine Farming 25 ile devam ediyor. Yine mi kasıyor bu? Kasıyor değil mi? Kasıyor. Allah Allah. Oğlum kapattık özelliğini. Dur abi. Ya kapattık ama. Orada açtığımız birkaç tane daha özellik vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsun. Sen bunu yine düşür. Düşür. O hepsini düşürsün. Biz ortaya al abi. Ama yüksekte duruyordu abi bizde. Hayır, ortadaydı. Al ortaya. Space'e bas abi. Kapatmış mı? Kapatmış bak. Tamam. Allah Allah ya. Oldu mu? Oldu galiba. Ben anlamadım abi bu işi ya. Eğer bu böyleyse yeni çıkan da patlayacağız. Kısmet diyelim abi. Bana 15 bin lira lazım. Evrene gönderiyorum kanka, artık ne zaman gelirse. İki ton masterler gidersin alırsın be. Zor. Ya iş gelmezse? Kısmet diyelim artık ona. Ya bak bugün iş gelmedi. Gelmişti de gelmedi. Yan çizdiler. Çok fena küfür ediyorum bildiğin gibi değil ama içimde. Şu an içimden kaptırıyorum. O yana da bu yana da sanılma. Yani arkadaşlar benim driversal bir problemim var. Hiç hoşuma gitmiyor. Oğlum bak senin şansın iyidir. İkinci elden güzel ekran kartı düşürürsün lan sen. Temiz. Senin şansın çok iyi abi. Ne denk geleceği belli olmaz. Sen bakıyorsun anasını satayım. Bulunmayacak motorları buluyorsun anasını uygun fiyata. Niye oğlum? Ben daha neleri bulacağım. Dur daha yeni başlıyorsun.
Adamda öyle bir şans var ki arkadaşlar, yani benim altımdaki motoru bile Furkan buldu. Öyle 300 girmedi. Kilometre yazmışlar. Motor 132 kilometrede çıktı. Girmiyor. Şimdi kral, bu oyuna ne oluyor? Bilmiyorum abi. Yani bu donma pek ayrı alamet değil. Dur 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 dur, çıkma dur. Geri gel. Taba bas. 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 İn. İn in. Aletten in. Yürü. Hızlı yürü. Oğlum bu FPS atmıyordu. Ne oldu bu oyuna? Bayağı FPS atıyor oyun, farkında mısın? Evet. Bence ayarları tam oturtamadı. Oturtur herhalde ya. Büyük bir tane. Eski ayarlarında. Şimdi biz bu ayçi çağını şey edecektik değil mi? Evet. Sen ses duyuyor musun? Duymuyor. Buraya leşin yok. Bir şeylere götürecektik lan. Kral, bizim bir yerde bir işimiz daha vardı. Kontrat aldık ya biz. Şu başarısız olana tıklasana bir. Space'te. Hangisi? İki tane aktif kontratım var. Biri Mısır. Öbürü? Pamuk. Tamam. Bizim pamuk vardı. Bu biçer burada. Pamuk burada. Bizim pamuk ektiğimiz bir tarla yok muydu ya? Pamuk topladık ya buradan. Doğru. Biz pamuk için şey yapacağız. Tarla ona gideceğiz. Bunu makinelere götürelim bence. Ama hangi tarla? Gel çocuğum sen. En müsaiti bu ha? Buyurun. Kral, şu ses kartından volümü açar mısın biraz? Açtım. Aç aç. Her oyunun volüm dengesi ayrı ya. Bu arada FPS atıyor ama düzelir herhalde ya. Atmıyordu. Nasıl çalışmaya gitti? Kim çalışmaya gitti? Nasıl la? Aa! Takıldı ya şu şey. Bir şeye takılmış. Belli. Ya da tren geçti. O da olabilir. Dönerken tren vurdu buna demek ki. Ya bu FPS olayını çözmemiz lazım oğlum. Ne oluyor lan bu oyuna? Bu oyun böyle bir şey yapmıyordu ya. Güzel deme belki ya. Çok güzel. Şu tırın hala bir kontrolüne alışamadım var ya. Alışacaksın. Öyle ya da böyle alışacaksın artık, yapacak bir şey yok. Arılara yaklaşınca FPS atıyor, fark ettin mi? Olabilir. Arıyı çok fazla koymuş olabilir miyiz? Aç arkasını. Neyle açıyorduk? Bu nasıl saygı yani? Şimdi bunu geri geri çıkartacaksın yine. Ha? Geri geri çıkarmam gerekiyor tabi. Peki bıçağı çarpma mı?
Bıçağı çarpacağım, bıçağı çarpacağım. Sağa sola çevirmeyi denesem mouse'u. Tamam, yavaş. Şimdi kral, bunu buradan döndüremezsin o bıçağı yok etmeden. Sola doğru manevra alayım. Tamam, o yol çıkıyor ya doğru. Buradan dar girmene gerek yoktu yani. Tamam. O yol oradan çıkıyor. Tamam. Haritaya baksana. Hayır, dikkat et, takma onu oraya. Arkayı görmek istiyorsan daha da çok zoom geri alman lazım ha. Tarla onda mıydı pamuk? Ha? Tarla 10 diyordu abi. Tarla 32. 32 mi? Şurası. E buna niye yükledik oğlum biz buna? Ha burası işte. Ha. Ne bileyim biz niye yükledik bunu? Ben tarla 10 diye şey yaptım ya. Buradan gir demiştik tarla. Durmuyor değil mi? Durmuyor. O sen en azından pamuk makinesini de yükleyebiliyorsun. Onun anlamı çok. Bunlar da yıkarsın ama. Bu pamuktan bok atmayacağım ben biliyorum. Kısmet diyelim abi. Ne olacağı belli olmaz biliyorsun. Açtım makineyi ha. Ha. Ya şu aletleri alacağız yeminle. Kıçımız yok. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tarla kocaman. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu pamuktan bize bir şeyler kalır belki. Evet, en azından gitsin. Bu gitsin. O pamuk kasası oraya gidecek. Pamuk kasası oraya gidecek biliyor musun abi? Bu kalsın burada şimdiki. Kalsın mı? Sonra toplarız onu. Bizim şu anda başka arazimiz var mı? Ya şey yapacak. Ekili yani, ekili. Kanola mı ekili? Bunlar kanola. Evet, o da kanola. Bu da kanola. Bizim değil ama kanola. Ha. Kanola kanola, mısır mısır. Ayçiçeği. Bu da pamuk. Mısır ekmiyoruz biz, ayçiçeği ekiyoruz. Burası da pamuk. O pamuğu aldık. Aha, ya oğlum. Tren. O pamuğu aldık ya biz oğlum. Aldık, oraya biz ne yapacağız? Pamuk bir daha ekmeye gerekiyor mu? Aynı işlemleri yapacak mıyız biz buna? Oğlum oradaki pamuğu çektiysek eğer. Evet, çektik. Toprağı yine ekim için hazırlayacağız. Ha burada ortada bekletebilirsin. O makine dolana kadar dünya kadar zamanı var. Bizim biçer doluyor, biçer. Bence ayçiçeğinden de güzel mal gelecek. Ayçiçeğe zaten direkt yağ basacağız ya. Aç çocuğu. Hani mantığını şöyle düşünüyorum. Kral yani şimdi biz bizim pamukları topladık diyorsun. Evet. Topladıysak bu arazilere yapılacak işlemler belli. Önce sap parçalayıcı sokacağım. Şu boşaltırken ne oluyor lan o?
Ne abi oğlum o? Ama oradan dönmedi, saçma sapan bir şey yapıyor şu anda biçer. Böyle bir bug yapmıyordu. Saçma sapan bir bug yapıyor şu an, doğru mu? Şu an biraz saçmaladı sanki. Bu arada biz sap parçalayıcıyı devreye alabiliriz ha. Kral. Ama sap parçalayıcı da... Biz sap parçalayıcı için ayrı bir alet mi almıştık? Ha? Sanmam. Almadık değil mi? Bak bu sarıcıda. Evet. Bu niye burada sarıcıda duruyor? Biz bu tarlaya ne ekecektik? Ekili değil mi oğlum bu? Değil abi, gübrelendi diyor. Biz ne ekecektik biz bu tarlaya? Oğlum biz Kasım'dayız. Yulaf. Biz oraya yulaf mı ekecektik? Evet. Kanolayı nereye ektik biz? Kanolayı diğer arazilere ektik, şunlara ektik. Ha, orası yulafı bekliyor. Burası yulafı bekliyor. Sarıldı, yulafı bekliyor. Evet. Pamuk, yulaf ve şey aynı anda mı ekiliyordu ya? Pamuk bir sonraki turda ekilecek. Yani bir sonraki ayda ekilecek. Bak. Burada yulaf ekiyoruz. Pamuk aynıymış Mart'ta. O da Mart'ta. Ayçiçeği. Ayçiçeği, yulaf, pamuk hepsi Mart'ta. Biz bunu sap parçalayıcı yapıyoruz, doğru mu? Mecburen yapacağız. Bir de bu tarlayı hazırlayalım. Çünkü iki araziye sap parça, pamuklar için aldığın araziye de sap parçalayıcı girecek. Hı hı. Gidip ben bunu hazırlayayım. Cumartesi modu mu? Modum mu? Yo, cumartesi modu değil kanka, bizde yani öyle bir mod değil bu. Oyunun bendeki modlar sadece bir iki tane alet edevat. O kadar. Parolayı ayarlayıp bizim düğün almamız şart. Sonuçta 3 araziyi de sap parçalayıcı sokmamız lazım. Önce pamuğun oldu araziye mi gireceksin? Hmm. Ne olur, küçük çok biter zaten. Ne güzel, güzel oyundur oynuyorsan, güzeldir yani. Enes, güzel oyun yani, sevdiğim. Ben çok, biz seviyoruz bunu ya. Sarıyor. Biz şimdi 25'i de satın aldık. Biz 25'i de satın aldık. Bekliyoruz. Kasım ayında çıksın oyun ya, kopartacağız. Durmayacağız. Burası işte kanola. Şu aşağısı diyorum tam. Evet, burası. Burası hasat edilmiş, evet. Beyaz beyaz görülürdü yoksa. Değil mi? Kral, biz multi kullanmıyoruz ya. Multi girmiyoruz oyuna hiçbir şekilde. Bizim öyle bir derdimiz yok. O bizim multi oynuyor sanıyor. Biz iki kişi yan yanayız. Biz multi değiliz abi. Tek oyun, iki kişi yan yana sohbet ediyoruz biz. Oyun bahane. Bırak bu yürüsün. Bunun işi daha çok. Bizim ağaç çiçeğinin işi biter zaten o zamana kadar. Zaten bu tip oyunları multi oynayacağım şekilde kurmadım yayın sistemini ben. Karşı tarafın sesi gelir ama benim sesim karşı tarafa oyun içinden gitmez. Biz hayvanlara niye hiç bakmıyoruz? Bir sıkıntıları yoktu ondan.
Çime şimdi girmeyeceğim. Ya boş ver şimdi çime, ne gireceksin şimdi çime ya? Domatesler fullmüş. Çilekler de full. Marul full olana kadar devam. Kanolayı bir çekelim, hallederiz. Bir şey olmaz. Devam. Un bitmiş la. Çalışıyor. Bak ne güzel çalışıyor. Ay çiçeği azalmış. Destek geliyor şimdi ya. Vallahi ay çiçeği azalmış ya. Yani yapaktan sıkıntı yok. Yapaklarımız var. Bunun yapağı bitiyor. Adam uyutmadığımız için şu anda elimizde yapak falan yok. Ama şu pamuktan artarsa oraya destek atarız. Hocam şu 54 bin litreyi gidip boşalsam bir kere. Gerek yok kanka ya, daha zaman en yavaşta lan. Aa, gerçi biz şeyi bekliyoruz değil mi? Ay iki tarladan çiçeği ne verecek onu merak ediyoruz. Bir bitirsin. Öbür tarafta pamukta iş almışsınız. Zaten mısır aldık. O mısırı direkt satacağız. Bu mısır da şey yapıyor değil mi? Evet. Bu... Alırken mısır ve ayçiçeğini de bitsin diye aldık. Mısır işini aldık. O mısır işini yapacağız. Oradan gelen olduğu gibi vereceğiz. Mısırını da vereceğiz. İstersen mısırı saklayalım diyorsan getir koy dursun depoda. Domuz olayını çözmem lazım benim. Domuza bence hiç girmeyelim. Niye gireceğim biliyor musun ben domuza? Hiç düşündün mü niye gireceğimi? Niye abi? Çok basit bir sebepten. Bok. O sebebi bu bok. Abi zirve yaptığı zaman Şubat 910. Çok ucuza gidiyor mısır abi. Bence hiç mısırı satmakla uğraşmayalım. Bak biz domuza gireceğiz. Mısır yağı yapıyor biliyor muyuz? Yok. Yok. Satarız anasını. Bence dursun. Yarın küçük bir domuz desteği yapmaya başlarsak onların hepsini yemek diye kullanırız. Ve şunu diyorum. Bak domuzun sıçtığı gübreye verdiğimiz para çok büyük kar. Bak çok sıçıyorlar. Oradan dönmez o koca şey. Tarlayı 70'e buna mı götürsem diye düşündüm de. Bizim içeri. He. Yani tarlanın ortasına çek bunu. Öyle yapacağım. Yakıt yakmasın anladın mı abi içer? Tır yakar da tır çabuk gidip geliyor, sorun olmaz yani. İşte. Bu devam ediyor. Güzel. Oranın bir dakika. Biz o işlemi yaptıktan sonra oraya zaban sokacak değil mi? Zaban nerede? Biri şurada. Öteki nerede bunun? İki tane vardı bizde lan burada. Allah bilir nereye soktuk. Sıfırla deriz yerini buluruz zaten. Sıfırla deriz gelir şey ya. En son var ya, bu aletler için barakalar yapacağım abi. Hepsini düzenli koyacağım ha. Nasıl olsa boşta tarlam var. Önden o boştaki tarlanın olduğu yere de zeytin koyacağım lan. Onu konuşmuştuk ya zaten, belli bir kısmına zeytin koyacağız diye. Vallahi koyalım lan, küçük müçük. Onun belli bir kısmına zeytin koyacağız demiştik ya. Ya da o tarlayı öyle kullanacağız, hoşaf edeceğiz, şu iki küçüğü alacağız. Yani bu olur. Bir tane şey vardı ya sürekli baga giren. Hey yavrum be, teker yapan traktör be. Güzel. Her yerde ya. Göremezsiniz ha. Bizde böyle acem mi? Harbiden kral. O önde iki tane tarlası olan arazi kaç para? Baksana oraya. Bakalım abi. Şu 45, 46, 44 de onunla beraber. 156 ucuz. Peki bir şey söyleyeceğim. 44'ü beraber veriyor. Evet biliyorum. Yok yok şey için dedim. Bostanlarda bir zeytin bir de üzüm mü vardı? Öyle olması lazım. Doğru muyum? Evet. Bir zeytin bir üzüm. Başka da bir halt yok. Kanka şunu yapabiliriz.
Araziler küçük ya. Hı-hı. Zeytin, üzüm koyarız. Baktık zeytinden iyi kar yapıyoruz. Olmadı bir öbür kutçuya da zeytin atarız. Şu 52 nolu tarlanın ortasına barakalar koyalım. Otoparklar. Olabilir. Makineleri düzenleyelim diye dedim kanka. Ama barakayı öyle bir koyacaksın ki arkadan girip önden çıkacağız. Heh. Ben de onu diyecektim şimdi. Dilimin aklıma okudu. En azından kanka yerini bilirik. Tabii canım. Böyle kayboluyor ya. Litreye bak, litreye. 60 oldu. Ha, 60 oldu. Daha bu tarla daha bitmedi. Doğru iki tarla ektik bence ayçiçeği. Daha 8 bin daha var. O devam ediyor, onda sıkıntı yok. Yollasam yetişir pezemek. Uçları bıraktı ama. Bu uçlarda bıraktığı yerler var. Gitsin gitsin gitsin. Yollama, hiç yollama. Yok, bunun olduğu yerde de var çünkü. Kasaya ne al? Tamam kalsın öyle ya, geri gelirsin sonra. Şey değil hani... Bir şey hocam, biz buralarda oyuncak var mı diye baktık mı? Baktık. Olanı da aldık. Kasada kaç var? Dikkat etmedim, görmedim. Kasaya bakmadım ben. 70'e kadar dayadı, ben sana söyleyeyim. Ben şeye bakacaktım. Pamuk. Pamuğa bak. Oho, daha devam. 73. Düşün. Ayçiçeğini koymuş olduğun alan 144'lük. Doğru muyum? Evet. O alan 144'lük alan ve sen buraya ayçiçeği koyuyorsun diyor. Baba ben sana şöyle söyleyeyim. 80 tondan fazla çıkacak. Üstü 20 de içinde var. Bir koyacaksın 100 küsür ton lan. İki tarlayla biz orayı dolduruyoruz ve artıyor yani. Bir sezonda yiyemiyor hepsini fabrika. Bir yerden sonra tek tarlayla beslemeye başlayacağız orayı. Orayı biz tek tarlaya besleyelim. Oh. Şu büyük tarlayı ayçiçeği yapacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer yulaf desteğine bir araziyi geçireceğim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir posta daha iki tarlaya ayçiçeği ekelim. Yapacağım zaten. Geri kalanını siloya basalım. Ha artarsa mı? Artarsa siloya basalım. Ha iki iki ekmeye devam edelim, siloya yığalım. Ha siloya alana kadar. Ya da alsın silo da olsun, sorun değil ki. Ya silo da olsun. Zaten yulaf tek tarlayla yetişemiyor. Evet. Bize yulaf için arazi lazım. Onun için de şu anda yapabileceğimiz en uygun fiyatlı arazi şu tren yolunun altındaki. Genişlik olarak. Olabilir. Fiyata bakarak iş yapacağız kardeş. Para lazım biliyorsun. Oyunun her şeyi ekonomi yani. Tek tip bırakıyor ama sorun yok. Bir gitsin bakalım. Oğlum iki turda 4000 yaptı lan bu. Ne oluyor lan bu? İki turda değil abi. Bir turda. Bir buçuk turda mı? Sen ciddi misin lan? Aldığımız yere bak. Tam şeyde gibi. Şuraya bak daha bir daha geri gelecek, bir daha gidecek. Bak gelecek gidecek bu. Yani ben sana bir şey mi bu? Buradan bir bayağı çıktı ha. Buradan bir kasa daha alırız. Sanma. O kadar değildir lan. Bu dolar. Dolar mı diyorsun? Bence dolar. Ya yani zaten 20 tondan 25 litre eksik zaten. Doldurur diyorsun. Tahminim doldurur. Ya da çok yaklaşır dolmaya. O da olabilir. Ama 15 bini geçer ve geçmez de biliyorum. Ama ben geçer diye tahmin ediyorum. Şuralarda da mı bırakmış o? Ha yok bırakmamış, şey püskürtmemiş. Değil mi? Evet. Bıraktığı yerlerden azıcık, uçlardan azıcık bakalım. Ana tarla etmiş şurası lan. Biz bunu niye robotla götürmeye çalışıyoruz ki? Tarla 70'te mi arazi? Mısır. Evet. Ha? Evet. 70 mi? Ha şu. Burası. Orası değil, burası. Burası diyorum işte. Bence
kamyonla götürüyor. Aynen kamyonla götürüyor. Daha iyi. Sonrasında bizim 500 tonunu da götürüyor. Orada mısır, o mısırdan iyi çıkacak ha. Satmayalım o mısırı. Koy bas siloya. Mısır gebe fabrikası kurarız. Bakarsın evde lazım olur bize. Ben mısır gebe fabrikasına girmeyi hiç istemiyorum ya. Aslında bu tarlalar, şu anki fabrikalarla baş edemiyoruz. Mısır gevreyle nasıl baş edeceğiz? Oğlum nasıl olduğuna bakalım da. Başka ne işletmeler kuruluyor bakalım. Vallahi bilmiyorum abi, ben sadece kendi önerimi geçiyorum. Bir inşaata baksana, başka ne işletmeler varmış görelim bu giderken. Dur. Bu salak buradan dönecek mi? Çok önemli bir soru değil mi? Bu buradan dönecek mi? Çok önemli bir soru. Dönemeyebilir ki saçmalamaya başladı bile. Şunu ucuna gidecek diyecektim. Dur. Dönecek bence. Uçta bırakırsa bırakır biraz. O hizalarsa biz geri geri geliriz. Ha, öyle söylüyorum. Dur dur. Gel geri. Bas bir daha H'ye. Hadi oğlum, yüzünü kara çıkarma. Tek sefer almayacak, ucunda kalacak. Alıyor mu lan? 15 bin olmayacak. Ama tamam. Yarıdan fazlayı aldı. Evet. Keşke olaydı 15 bin. Oğlum yine de iyi mal çıktı lan. Çok iyi mal çıktı ben söyleyeyim sana. Bunu böyle kendi götürüp boşaltalım, bunu öbür tarafa koyalım gitsin diyorsun. Şurada uçlarda almadı birkaç yer var, onları alacağım ya. Bir tane yer kaldı aşağıda almadı. Ben sana bir şey mi? Çok iyi malzeme mal verdim. Ve çok önemli bir şey söylüyorum sana. Buradan çıkan malı orası karşılayamıyor. Yani fabrika o kadar yakmıyor. Belli olmaz abi fabrikanın sağ solu. Biz çünkü doğru düzgün yatırmıyoruz adamı. Bitti. Bu kadar artık. Sonra bunu götür bizim kamyona yükle değil mi? Evet. Bunu önden yüklemek becerebilirsek. Geri geri yükleriz. Bunu boşaltı dursun. Biz bunu şu şey... Dursun orada, dursun orada. Dur, bir şeye bakacağım. Bak, şu tahta yerleri nasıl açacağız? Açılmıyor onlar. Açılmıyor mu? Hı-hı. Z'ye bas. Bastım. Açtı. Çukur oldu. Çukura mı oturtacağım makineyi? Evet. Kaymasın. Germe altlarında bağlayacağım. Sanırım bitti boşaltma işi. Geri geri çıkacaksın. Öne doğru çıkmayı deneyeceksin galiba. Sanırım öne doğru çıkması lazım ya. Çıkar aslında ya. Tekerin biri boşta. Geniş yan taraf. Tamam gel. Hop 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 yanlış yapıyor. Tekerlerin, ön tekerlerin ikisi de yarım yarım basacak bu panelleri. Bunu bir şekilde hizalayamazsın ki.
Hop 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 hop. Kayıyor, kayıyor, dikkat, dikkat. Tuttu. Kayıyor, aman ha, aman ha. Ulan uğraştığımız işe bak ya. Ama çok sakin gitmen lazım ha. Nereden gideceğiz oğlum, o da var. O ağaçtan oradan giremeyebiliriz ha. Girmez zaten abi. Bizim bıçaklarını bıçağı yan olarak kasaya bırakmadıktan sonra biz niye çıkarttık burun kamyonusunu? Yakıt yakmasın diye. Şu tarladan mı geçeceksin, o tarladan mı geçeceksin, 70'e nereden gideceksin, 70'lerde görüyorum ama o arada şey mi vardı acaba, kanal var mıydı? Benim bildiğim kadarıyla bir olmaması lazım. Bak germe kayışlarını attım ya. Kıpırdamıyor bile değil mi? Kıpırdamıyor. Bir de lastikleri çukura tutturdum. Öğrendik işte oğlum. Ben maksat yakıt yakmasın diye şey yapıyorum abi, anladın mı? Ha, böyle daha hızlı geldin ama. Evet. Daha durman lazım. Bunu çimen tarlasına park edersin bu tırı. Böyle yapacağım zaten. Gelme işlerim. Sök. Gördün mü? Söktüğün gibi nasıl olayım ya? O köşeden mi vereceğiz yukarıdan aşağı? Evet. Misuru kuruttun mi? Ambarda unuttun mi? Kurutmadım ki, unutayım. Nene çaruk yerdi de bunları unuttun mi? He. Kamyonu al çabuk, kamyonu al. Oho, 198 diyor lan. Oğlum önümüzü soktun bizi buraya. Kamyon nerede? Sağda. Çimenli arazi noktasına bırak dur. O %98 diyor lan yerim olsun ha. Evet. İyi mal verecek. Bizim şey tırı boşalt da kanka. Aa bu bitirmiş, şu köşeleri alacağız. Hemen diyorsun elleyelim bitsin ha. Hem parçalayacağız, sakın oraya sokayım deme. Kan olayı mikersin. Orada pamuk mu kalmış o köşede? Aldı. Adam. Valla bu sap parçalıcı muhabbet için harbiden bize büyük lazım ya. Gerçi büyükte de çok boşluk bırakacak. Biz bu makineyi sap parçalıcı diye kullanıyoruz ya, sonra değiştirip kullanıyoruz, sonra değiştirip kullanıyoruz. Ya da bu makinenin aynından alacağız. Biri sap parçalayıcı da sabit kalacak yani. O köşede de bırakmış mıdır? Bakacağım abi. Bırakmış. Bırakmasa zaten diyorsun. He? Niye? Şimdi bunu bir de şeyde çalışacak değil mi öbür Ayçiçeği arazilerinde? Hı hı. Bunu zaten götüreceğim, direkt Ayçiçeği arazisine vereceğim.
Saban orada. Evet. Nerede lan bu diyorduk, oradaymış. Merhaba, hoş geldin Uğur. Bu tamamdır. Buyursun, şu bizim kamyonu boşaltsana. Dur, boşaltacağım abi. Ne oldu lan? Şey mi? Pamuk mu? Ha, bunu mu vereceksin? Ben de pamuk sandım ya. Pamuk ne yaptı bu arada? Vallahi onu ben de biliyorum abi. Takılıyor kafasına göre de tam olarak ne yapıyor ya? Oo, bir bak attı otomatik bak içindekini bir yere. Bak. Dolunca otomatik atıyor. Sorun yok. Devam etsin. Almadığı yerler var. Oralar alacağız. Dolacağız. Sadece. Dolacağız. Bunu bir yağ fabrikasına salalım. 84 bin litre. Ne çabuk tokul tankını doldurdu. Mısır'ı gördün mü? Arazi uzun. Bu kasayı fullersin o arazide istersen, biliyorsun değil mi? Bırakacağım, götürmeyeceğim zaten. 500 bin. Kamyon çekecek diye inanıyorum ben. Bu çeker. İstiyor musun çocuğum? 84 bin lira. Ah. Zebil kalmasın, karnı doysun değil mi? Hepsini alacak. Yüz küsür bin olacak. Açacak. Mesele tek araziye kanola ektin ya. Kral. Hı hı. Kanolayı biz kasada gelene kadar eğer kanola bu fabrikayı besleyemezse... Bilemeyeceğim. İnsin oraya takılırsın yoksa. Ne yapayım? Dinle. Laf dinle. Laf dinle. Gözünün ayarına koy. Neredeydi? İstanbul'da Alibeyköy'de miydi? Alibeyköy köprüsüne damper açık. Kamyon girmişti ya. İşte sen kullanıyordun o kamyonu, olan oldu. Görüyoruz. Olmuşudur ki zaten. Yazmadı. Yolun muymuşlar? Dolmuş, borcu da açmış. Onun daha dünya kadar yer var, kasa doldu lan. Biz böyle bir tarla mı alsak acaba? Ya uçlarda da bırakıyor ufak ufak. Değil mi? Hı. Tamam, ben şunu şöyle bırakacağım. Giderken de içine boşaltarak. Ha. Pamuk kendi gidiyor zaten. İstersen öbür şeyi, sarıcıyı da parçalacı yapıp diğer tarlaya verebilirsin ha. Kalsın bence böyle ya. Hiç hızlanmam şimdi. O tarafa yulaf ekeceğiz ya. Orada kalsın traktör, ondan dolayı şey yapıyorum. O da burayı bitirdi zaten, bir şey kalmadı. Buraya taş toplama sokacağız işte. Gübre atacağız, taş toplama sokacağız. Ondan sonra saracağız. Bunun işini bitirelim diyorsun, bu küçük arazi bitsin, komple çıksın. Bu az son turu dönüyor zaten Saban'la. Saçmalayacak mı diye sandım, saçmalamadı. Yok. Son tur değilmiş lan, bir tur daha. Boyu yetmedi. O orayı dönemez ha. Yok, dönemez. Elle döneceğiz. O orada sapıtacak, o dönemeyecek orayı. Sıkıntı yok abi. Kara duman ata ata gidiyor. Şimdi H'ye bir basarım, toplarım ikisini, indiririm aşağı. Çok taş yaptı ama arazi ha. Abi biz zaten bunu böyle aldık ki. Biz bunun taşını toplamadık değil mi? Abi biz bunu pamuk ekiliyken aldık ya. Doğru, taşı toplamadı.
Taş toplamadı bu arazide. İki ya da üç turluk taş var orada şimdi. Evet. Taş toplamayı elle mi, makineyi mi? Elle yaparız ya, hızlı bitsin. Ama önce gibi yapacak. Evet. Şimdi gideriz Pembiş'le, bırakırız bunu oraya. Bunu bırakmana gerek yok. Sabah'ı mı bırakacak? Boşta traktörüm var abi. Yok mu? Var mı? Yok mu? Var mı? Bir tane traktörün çalışıyor lan. Kaç tane traktörün var senin? Abi birinde de ekici takılı. Birinde de öbür tarafta sarıcı takılı. He. Bunda da bu takılı. Dört et. Beşinci nerede? Bak burada arkasında saçma sapan bir alet takılı. Saçma sapan bir alet mi? O saçma sapan bir alet diyorsan... Ben sana ne diyeyim ki de? Şimdi biz ne yapacağız? Ya taş toplayıcıyı alacağız. Evet. Yok, ilk başta gübreyi alacağız. Bunu hizaladık. Ya bununla git işte. Şu an çimle uğraşmıyoruz ya, o yüzden dedim yani. Şu anda bu traktörü alıp kullanabiliriz. Ya saçma sapan bir alet demen yani benim içimi acıttı yani. Oğlum sadece koyunların karnına çıkınca çalışıyor. Olsun. 100 binlik traktörü orada onun için bekleteceğiz mi ya? Beklesin. Çok paran var sanki. Yok, 1,5 milyon borcum var canım. Olsun. TL değil, euro. Ne yapayım? Tırmanma çocuğum, tırmanma ona. Offroad yapma. Şimdi offroad'un kralını göreceksin burada. Kuyruk sallama lan. Adam kuyruk sallıyor ya. Lan kuyruk sallama hacı. Tokyo. Tokyo. Dikkat et, devirme lan. Sıfırlarsan biliyorsun ne olacağını içindekilere. Biliyorum canım. Gübre hızlı bitiyor çünkü 48 metre değil mi bu alet? Evet. Tahıl tankımız oldu dedi o. %80 dolu diyor. Ama hangisini dediğini bilmiyorum. Pamuğa demez. Pamuğa demeyeceğini adımız gibi biliyoruz. Sanki o ucu atmıyor. Atıyor. Biraz daha içe gireriz abi. Ne olacak? Gözüm görmedi. Doldurdu diyor. Sana bir şey söyleyeyim, ben bu dereyi bu aradan yıkarım ha. Ne? Ben bu dereyi bu aradan alırım. Hangi dereyi? Boklu dere, hangi dere olacak? Kaç tane dere var abi? Neyini alacaksın oğlum onu? Ağaçları söker atarım orada. Ağaçta sökmenin bir manası yok ki, ne yapacaksın söküpten? Baga girip duruyor zaten. Sen ne ha? Şimdi iki dakika burada dursun. Çünkü birileri paramızı yiyor.
Gerçi doğru lan. Pamuk şey yapmaz ki. Pamuk dolunca bırakıyor, devam ediyor. Değil mi? Evet. Yalnız bir tane ünlem işareti görmek çok saçma. İkisi de aynı yere mi gidecek lan bu ürünleri? Bakalım. Johnson Farms. Johnson Farms. Aynı yere. Orada pamuk tarlasında iki tane topak olduysa bizim kamyon iki topak alıyor. Biliyorum, alacağım, götüreceğim zaten. İki topak olduysa mecbur götüreceğim. Belki bize bir şeyler bırakır, anladın mı? Sanmıyorum. Bırakırsa da kar artık. Her topu alacağım, götüreceğim, anladın mı? Bu şey gibi şey hesabı yapabilir, balya hesabı yapabilir. Çimen balyası hesabı. Hatırladın mı o olayı? 1,5 kasaya yakın bize bırakıyordu çimen balyasında. O topun birini bıraksa bize yeter. İşte. Sen beni demek istediğimi anladın. Mesela çimen balyasında nasıl... 39 bin var içinde ve kasanın dibinde kırıntı varmış gibi duruyor. Hmm. Gübre bitti değil mi? Gübre bitti. Bir tane var orada. Bunu nasıl yapıyorduk abi? Çalışma konumuna basıp B'ye alıp kafayı dikip geri geleceğim. Ben de çok beceriyorum ya nasıl geri gelmeyi. Düzüleri al, düzüleri al. Aynen o yöne. Heh. Heh. Çekiyor. Taşıma konu. Tamam abi, bakalım bize kaç olur. Daha var. Götüreceğim diyorsun değil mi sen onu? Yoksa ikinci balyayı da mı koyacaksın? İkinci balyayı da alacağım abi. Şimdi gübreyi bırakacağız. Buraya daş mı toplayacaksın? Ne, daş toplayacağız. Daşları toplamamız lazım. Şimdi o balyayı, ikinci balyayı götürdüğün sonra her seferinde bir balya götüreceğim, anladın mı? Yani ilk ikiyi alacağını biliyoruz zaten. Tabii tabii. İşin pok tarafı ne biliyor musun? Kenarda köşede bıraktıklarını niye aldırmadım sana şimdi biliyor musun? O bırakmış olduğu halle çıkanı götürelim. %100 derse artan belki 300-500'ü bize verir. Abi 300 olsa, ama o arazi büyük olsa... yani. O araziden bize 2000-2000 vermesi lazım. Abi şöyle söyleyeyim. Verdiği kadar artık diyeceğim, anladın mı? Ben bilerek aldım o tarlada pamuk işini. Sırada... Taşı toplayacağız, saracağız. Sarıcı zaten orada. Sarıcı öbür tarlada da sonuçta oradan oraya giden, ne olacak yani? Ta parçalamış. Ayçiçeğin bazılarını almamış gerizekalı. Yapacak bir şey yok. 2-3 dal ya. Bir dal, iki dal. Onlar da ufak tefek file veriyor canım. Ona yapacak bir şey. 70 daha, %30 da. Ve iki kasa biçer aldık. O araziler çok büyük kanka. Nasıl işte öyle bir arazi pamuk lan, fiyatı da pahalı. İşte. O araziye pamuk mu ekiyorsun? O arazinin pamuk hasadını bitireceksen o makineden 3 tane koyacaksın oraya. Yoksa 3 günde biter o iş. Gerçek hayatta 3 günde biter diyorum.
alamamıştır. Alamamıştır. Baklı olduğunu unuttum ben ya. Yapacak bir şey yok. Baga giriyor ama. Şimdi Mesnevi'ye ben bağlayayım seni. Mesnevi'ye bağlı. Lan oğlum ne adamsın ya. Çek yürüyük. Tekrar bas yürüyük. He? Çek tulumbayı. Çek çek çek. Ama biz tulumba değil, daş çekiyor. Şimdi sen diyorsun ki bizim öteki iş için biz bir gidip görünelim diyorsun ha? Naber hesabı? Naber canım? Haftaya çarşamba günü yine gidiyorum Serkan. Ne diyor? Ramazan diyor. Hoca. Ha. Hoca Ramazan. Yine kan çekecekler. İnşallah bu sefer daha iyi çıkacak abi. Oğlum zaten bir şeker kalmadı. O şeker normale indiyse zaten yeni beslenme düzenim geliyor demektir kardeş. Değil mi? Tabii canım. Ama bugün Tokkan'a bir kantara çıkayım dedim. Kardeş. Ne çıktı? Kahvaltıyı yaptım güzelce karnımı doyurdum. 108 çıktı. Tokkan. İyi abi. Demek ki 12 saatlik açlığın altından çıksam 107, 106 falan çıkacak. He? Olabilir. Sabahları aç karnına çıkmış olsa belki daha az çıkacak. Psikolojik olarak kendimi kötü hissetmiyorum kanka. Nereden geldim ben buralara? Onu düşünerek hareket edeceksin. Onu düşün de kendini hazırlayacaksın. Şu benim yaptığımı yapamayan insanlar da var yani. Ki dahasını da yapacağım. Bak yüzün altına indireceğim. İnşallah hacı abi. Bana diyorlar yeter bak sen de aynaladın bana. Benim kiloyla ilgili. Dedin abi 90'larda takıl işte dedim. Ben diyorum 90'ın da altına indireceğim. Abi sıkıntı yaşarsın. Sağlık olarak sıkıntı yaşarsın. Hem de kronoloji bir şey olmaz diyor. Abi endokrinolojiye bakma sen. Doktorlar çok bilir, bilmiyor mu? Doktorlar çok bilmiyor oğlum. Adam bilimsel verilerle konuşuyor işte. Ama benim doktorumun tontoş olması. Abi bilimsel veriler bazen insanları yanıltabilir. Ya benim sıkıntım yıllarca çok büyük bir vücutla yaşadığım için bir anda i̇şte, sapıtacağım diye korkuyorum. O olacak işte anladın mı? 96. Sen 90'da kalacaksın abi. Ondan sonra abancan spora. O 90 kiloyu kaybetmeyeceksin. Ya diyorsun ki sen, vücudu gereceksin. Ama ben spor yapıp biraz kas yapmaya kalktığım anda vücut ağırlaşacak. Ağırlaşacak. O yüzden ama inmem lazım. Eskisinden daha iyi olacak. Vücut hemen ağırlaşmaz abi öyle. Gerçi benim zaten sen spora başladığın zaman yine vücut gene şey yapmaya başlayacak. Yağ yakmaya başlayacak. Yakmaya gene kilo vermeye başlayacak. Aslında şöyle bir şey olacak. Ben şimdi standartı oturtacağım. Vücut rahat erdim dedi diyecek. Alışacak. Ben bir daha bir yükleneceğim. Bu diyete yüklendiğim gibi yine sapıtacak. Kilo vermeye başlayacak. Diyete değil işte. Spora yükleneceksin. Abi spordan korkuyorum. Her seferinde diyeyim sakatlanıyor. Korkmuyorsun abi. Bak ben üyeliği yenilemedim daha spor salonunda. Bitmedi mi? Son aydı. Bilmiyorum ben bir daha gitmem herhalde. Senin için yenilemedim ben.
başıma, beraber gideceğiz diye. Başıma bir iş gelip duruyor. Abi işte oradaki geri zekalılar böyle, ben bunu çok yaşadım abi, bak ben bunu çok görüyorum benim spor salonunda. Ben biliyorsun 1,5 yıldır spor salonuna gidiyorum. Aynı yere gidiyorsun zaten sen. Aynı yere gidiyorum 1,5 yıldır. Ve bu sefer ben spor salonunu yenilemiyorum farkındaysan. İlk gittiğimde anasını satayım belim sakatlandı. O günden beri o beldeki bugünkileri düzelteceğim diye uğraşıyorum ben. İşte, İkinciye gittiğimde bak, yok bisiklet diyorum ki hocam. Benim bacaklarımla bir derdim yok. Benim karnımı eritmeye çalışıyorum. Bölgesel zayıflama yapmam lazım. Bana habire bacağıma yükleniyor. En son diz patladı. İşte bak kaç aydır gitmiyorum. Dizime dikkat ediyorum. Dizim düzeldi. Farkında mısın? Abi bak sen benim demek istediğimi anlamadın. Şimdi yayında bunun kavgasını mı yapalım? Yok hayır yok yani. Adamlar işi bilmiyor mu? Yoksa sallamıyor mu? Abi şimdi bak spor salonunda şöyle bir şey var. Bu ben bunu gördüm hocalardan söylüyorum. Bu arada bizim öbür aletler ne oldu? Bir de Mısır'daki biçer dolduruyordur. Kilolu birini gördükleri zaman bu zaten yapmayacak diyorlar, sallamıyorlar. Bir, sallamıyorlar. İki, bunu ben zayıflattım muhabbetine girecekler, anladın mı? Bunu ben zayıflattım muhabbetine girmek için de seni olabildiğince zorlayacaklar. İşte ben 3 ayda bunu bu hale ben getirdim. Ben yaptım. Reklam. Ya benim doktorum o reklamı yapmadı. Sen geldin gördün, benim özellikle beslenme uzmanım olan insana kadar tatlı biriydi. Kendin gördün. Abi. Kadın her seferinde ne dedi? Acelemiz yok. Abi. Sakin. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim ben sana. Spor salonundaki adam reklam yaparak para kazanır. Ama. Sen kendi başına ne yapacağını bilip gidip adama hiç umursamazsan. Öğretmenler. Öğretmenler demişim. Pardon. Doktorlar ve diyetisyenler zaten çalışmış olduğu hastaneden bir para alıyor. Onun o aldığı paranın hizmet bedelini alıyor. Ne reklamını yapıyor? Onun reklam yapmasına gerek yok. Ben şu kadar iyi bir doktorum reklamında şöyle yapıyor. Bak ben bu hastanın tedavisini başlattım. Tedaviyi uyguladı ve 2 yıllık tedavi sonucunda, 5 yıllık tedavi sonucunda diye söylüyorlar bilimsel. Abi ondan ziyade bunu yapmış. Ondan ziyade zaten hastane veri kayıtları var lan ortada. Her şey kayıtlı. Bu kadar basit, anladın mı? Olay bu. Adam kendi reklamını yapmasının, adamın reklam yapması şeyi ne? Koyar anasını satayım verileri. Fotoğrafını çeker senin önceki hali, sonraki hali diye. Bitti. Verileri de alır. Bir reklam hazırlar anasını satayım. Periyotlar halinde hangi kan tahlilleri ne duruma gelmiş hepsi çıkıyor zaten. Laboratuvar sonuçta çalışıyorsun sonuçta abi. Hayır. Yani adam bunu reklamını yapma gereği duymuyor ama spor salonları öyle değil. Tabii canım, ne gereği var? Spor salonları reklam mı yapacak? Bunu 3 ayda işte. Bize ilk geldiğinde böyle 3 ay sonra nasılsınız? Nasılsınız Furkan Bey 3 ayda? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sen de işte yalandan diyorsun işte orada. Ya 3 ay önce geldiğimde işte bu kadar kiloydum. Şimdi bu kadar kiloya düştüm. Spor salonu sayesinde spora başladım mı? Neden spora bu kadar geç başladım bilmiyorum. Orada düzmece bir laflar söylettiriyorlar sana, bu kadar basit. O yüzden de hızlı olsun istiyorlar. Evet. Ama benim gittiğim doktorların öyle bir kaygısı olmadığı için onlar sağlıklı olsun istiyorlar. Bir sakatlık çıkmasın istiyorlar. Ki adamların her dediğini harf harfine yaptım. En ufak bir sakatlık yaşamadan kaç aydır aynı düzenle gidiyorum ve kilo kaybediyorum. Hala kilo kaybediyorum. Ki ben sana şöyle söylüyorum. Ben bir buçuk yıldır gidiyorum değil mi? Hiç de orada hocalara danışmadın. Sen kendin yaptın. Evet, ben kendim yaptım ve şöyle bir durum var. Yeri geldi motor kazası geçirdim. Omuzu sakatladım biliyorsun. Biliyorsun abi. Abi motor kaydı. Islak zeminde motor kaydı. Söyledim ben sana, biliyorsun. Kaç kere kaydı? yok yani. Sen hep kayıyorsun kardeşim. Yok yani abi, ama omuz sakatlığı da taksi bana vurdu ya. Hatırlasana. Şerefsiz. Sonra da kayboldu tabii. O motoru da, o motosikleti Allah'tan motorda ve sende çok büyük bir şey yoktu yani. Neyse, omuz sakatladım. 1,5 ay spora gidemedim. Sonra bir daha yavaş yavaş spora gitmeye başladım. 2 günde bir gittim mesela. Ondan sonra 2 gün git 1 gün gitme, 2 gün git 1 gün gitme yaptım. Ya haftanın her gününe spor koyma mantığını bana söyledi. Haftanın... Bana bunu bir ara sen yokken, daha öncesinde gittiğimde endokrinolojide ve beslenme uzmanlığında bana şunu dediler. Allah'ın her günü salon sporu yapılamaz arkadaşım. Kim söyledi sana bunu? Abi vücut ya, kaldırmaz onu. Olmaz. O dedi senin kilo vermeni hızlandırmak için yapıyorlar ama dedi vücut bunu taşımıyor dedi. Ne yapacaksın? Ya haftada 2 gün git yeter dedi, abartmasınlar dedi ya. Yani dedi senin kalori açığı yaratman gerekiyor dedi. Zaten ben, gerçi senin dediğin bir şey var. Benim yediğim kaloriyi sen hesapladın, bana şey demiyor. Abi sen zaten yediğini o gün içinde yakın. Evet.
Fite fit abi, gidiyorsun. Abi zaten normalde şöyle bir şey var. Ortalama bir insan 1600 gram kalori yakar bir günde. Sabahtan akşama kadar, uyandığından yatana kadar. Bana verdikleri 1400 kalori. 200 kalori açık veriyorum, o yüzden çok yavaş kilo veriyorum. Sen de bana diyorsun ki abi haftada 2 gün spora gidip 600 kalori fazladan yaksan yeter sen. 2 gün değil 3 gün git. Bak mesela benim şöyle bir mantığım vardı. Ben 2 gün git bir gün gitme, 2 gün git bir gün gitme yapıyordum ben. İşte salona git gel. O da ne oluyor biliyor musun? Bir ay içinde bir anda 10 kilo vermene sebep oluyor. Ondan sonra o bir ay sonra beslenme listesi yapıyorsun kendine. Benim zaten doktor takviminde olduğu için kan da direkt gösterecek her şey kendine. O sana otomatik olarak... Daha doğrusu neydi o tartının adı? Çıktım. Direkt orada beslenme uzmanı direkt orada diyecek ki hop bir dakika ne oluyor diyecek görünce indeksi. Çok hemen o zaten doktor hemen değiştirecektir indeksi. Tabii. Şimdi sen orada... %80 doldurdu mu dedi. Evet. Vay terbiyesiz. Sen anlatsın. Orada ben sporu da... Bir tane daha çıkartmış. Çıkartmış şunu alalım da. Çıkarttı. Bak şimdi sen orada hastaneye gittim. Hocam ben sporda yazıldım. Bir ay oldu. Bana spora göre beslenme listesi verdiğiniz zaman o sana zaten kilo vermeyecek. Kilo vermeyeceğin bir şey. Kilo almayacağın beslenme listesi yapacak sana. Zaten benim şey vakti geldi Seko. Vücuttaki tüm kan değerleri dengeli olana kadar bekleyeceğiz demişti. Hatırlıyor musun? Bir kere gitmiştik seninle evet. Hocamıza. Biliyorsun doktor hanım şey dedi. Şu an kan değerlerin tam beklediğimiz düzende değil. O yüzden istediğimiz gibi oynayamıyoruz. Hepsi yerine otursun. İstediğimiz gibi oynayacağız demişti benimle. Şimdi bak ben ne yapıyorum abi? Beni zayıflama yönelik diyet yaptıracaklar ama sırf o kan numarası yüzünden yaptırmadılar. Ha. Evet. Şimdi daha da düşürecekler benim kalorimi düzeldiyse. Şimdi sana... Bu arada bir şey söyleyeceğim. 1000 kalori yaşayabilir mi benim cüssemdeki bir insan günlük? Abi spor yapman lazım. Şunu yaşarsın. 1000 kalori vücutta sıkıntı yaratır mı? Normalse yaratmaz. Bütün değerlerim ama. Normalse yaratmaz. Ayrıyetten karbonhidrat alman gerekecek sadece vücuda. Makarna. En sağlıklısı. Sen diyorsun ki... Ekmek değil bak. O makarna. O 1000 kalorinin içinde karbonhidrat olmak zorunda. Evet. Az miktarda ki ayarlar çökmesin. Mesela örnek veriyorum. Şöyle söyleyeyim. Haftada bir makarna yemen gerekiyor. Oğlum ben zaten normalde zaten makarna... Ama ben şey yiyorum ya lan. O benim aldığım pirinçte gerçi ondan nişasta yok. Sen haftada bir gün makarna yemen lazım benim gibi. Benim haftada bir gün makarna günüm var. Perşembe günleri. Başka da yok. Benim işte makarna yoktu. Bana şey vermişti senin önce. Neydi o? Okul devam ederken ben okula gidip gelirken. Cuma günleri gece çalışıyordum ya. Normalde benim biliyorsun beslenmem iki öğün. Evet. Öğlen, akşam başka yoktu. Bana sadece cuma günleri sabah okula giderken iki tane poğaça alıyordu. İki poğaça bir daire. Niye hocam dedim. Sadece cuma günleri dedi. Vücuda az miktarda karbonhidrat verelim. Bir de cuma geç saate kadar çalışıyorsun. Üç öğün yediyordu. Vücut onu da yakıyordu kanka. Evet. Düşünsene 8 saat okulda çalışıyorum. Çıkıyorum 7-6 saatte mekandan yatışıyorum. Şimdi bak şöyle söyleyeyim ben sana abi. Çözeceğiz. Olacak. Hepsi olacak. Ben ne yapıyorum? Ben karbonhidratı mesela sadece perşembe günleri alıyorum. Makarna günümde alıyorum. Ve ekmekle beraber alıyorum karbonhidratı. Ben ekmeği, ben sadece tam buğday ekmekleri tüketmeye devam edeceğim kanka. Hiç bozmayacağım onu. Bak iyi dinle. Ben normalde makarna yediğim gün ekmek yemiyordum. Ve mesela makarna günümün içinde bir de ne var biliyor musun bir tabakta? Nohut. Ben bakliyatı hep yiyorum. Bak nohut var. Makarna nohut. Çok alakasız yemekler değil mi? Bana tahılda uzak durmam gereken tek bir tahıl söylediler. Şu anda bizim biçer löver biçiyor. Misur. Uzak dur dediler bana. Tabii. Nişasta yoğunluğu çok yüksektir, yağ oranı yüksektir, sana hiç yaramıyor dediler. Sen onu yeme. Kuru fasulye ye dedi doktor. Barbun ye dedi. Benim kuru fasulye günlerim pazartesi günleri abi. Yani bugün. Ya kanka ben işte kırmızı et bende... Onun da sebebi ne biliyor musun abi? Şey çıktı ya bende. Demir. Yok sana geçen söyledim. Benim bağırsakta tembellik olayı var ya, hı hı. Kırmızı et o tembellikte combo yaptırıyor bana. Direkt bağırsak yavaşlıyor, çöküyor. O yüzden tavuk, beyaz et. Mecburen. Ben kırmızı et hangi günler yiyorum? Çarşamba. İşte ben yemiyorum kırmızı eti, komple çıkarttım hayatımdan. Yani yiyorum da şöyle,
Hani yemeğin içine şöyle bir 50 gram et atıyorsun ya. Ya o kadar yiyeceğiz zaten. O kadar yiyeceğiz zaten. Onu yiyorum işte. Senin yiyeceğin o kadar zaten. Bir de kışın, oluyor o kadar. Kışın her yaptığım çorbanın içine kemik suyu atıyorum kardeş. Orijinal kemik suyu. Evet, kasaptan kemik alıyorum, kendim yapıyorum. Aynen. Baba çok faydalı. Tabii. Bağışıklık sistemi falan, çivi gibi oluyorsun. Bak senin yapman gereken bir şey daha var abi. Günlük. Su. Su ve her gün bir tabak çorba. Ya çorbayı annem şimdi yaz diye şey yapmıyor. Onun da sebebini sana söyleyeyim mi? Sıvı. Çorba bağırsakları çalıştırır abi. Zaten diyetisyenin bana Allah'ın her günü çorba yazmasının sebebi oydu bence. Ama yazın olmuyor işte. Yazın yapıyorum çorba ama şey, ayran çorbası. Bilirsin sen. Ayran çorbası değil abi. En iyi mesela bana kalsa bir akşam çıkalım gidelim. Çorba anladın mı? Kelle paça. Yok, yemem ben. Paça çorbası özellikle, kelle de değil. Bizim kız şey biliyor musun? Fizyoterapist bizim kız, biliyorsun. O bu zayıflama merkezlerinde falan güzel salonlarında çalışıyor. Çok ciddi yerlerde çalışıyor. Bayağı bir tecrübelendi. Kolajen diye bir madde var. Nerede var? Kemik iliğinde var. Paça çorbasından ama kemik iliği var paça. Evet. Benim yemem gereken paça çorbası zaten. Hayvan gibi kolajen o. Abi işte kelle paça abi işte. Da yiyemiyorum işte. Niye? Bir garip mi geliyor? İlk baş bana da öyle geliyordu. Yiyemiyorum abi, yapamıyorum. İlk baş bana da öyle geliyordu biliyor musun abi? Lan diyordum ben diyorum kelle paçayı nasıl yiyeceğim yani kelle ve paçadan yapılıyor. Anasını satayım diyorum lan diyorum. Bana diyorlar ki, gideceksin bunu yapan restorana. Çok küçük, çok az miktarda işkembe çorbası alıp bakacaksın. Beğenmedin paçayı deneyeceksin, beğenmedin bir daha yemeyeceksin. Ben bir kere işkembe yedim, bir daha yersem adam değilim. Sen yerinde yememişsin abi. Ben sakataptan nefret ediyorum. Sakataptan ben nefret ediyorum. Evet, paça sakatat olur. Kelle sakatat. Ama yapan yerinde yiyeceksin. Sakatat olarak... Onu öyle bir yapan yerler var ki... Sakatat olarak yediğim tek şey ciğer. Abi ciğere bakma, ciğer... Arnavut ciğeri, onlar falan çatır çatır... Onu da, o ciğer olayını da biliyorsun, benim bir arkadaş var Adanalı... Mangara'da. Ne? Dedim sana. Kanka ciğerde şişte yapmazsan çok yağlı olur. Şişte mi dedim, herhalde kanka dedi, kızgın korun üstüne koyacaksın, ne kadar yağ varsa mangala bırakacak dedi. Ciğeri dedi mangalda yiyeceksin abi dedi ya, yağ gidecek yoksa çok yağlı olur dedi. Sen zaten yağlısın diyor bana. Valla. O çocuk bak, 2000... Bu Mayıs değil mi? Yok. Bundan önceki Mayıs'ta evlendi. En son geçen sene bu vakitler gördü beni İstanbul'da bak. O günden beri bir daha hiç görmedi beni. Ve beni gördüğünde 140 küsür kiloydu. Şimdi beni görünce dubur olacak biliyorsun değil mi? Lan ne oldu sana diye. Bak, o zaman ben de Instagram'dan senin fotoğrafını açıp böyle yapacağım. Şu fotoğrafta gördüğün tipi görüyor musun? Bunun yüzünden aç kaldım diyeceğim. Zebil bıraktılar beni. Şey var. Bunu nasıl bırakacağımızı bilmiyoruz. Biz bunu nereye bırakacağız biz? Şey, balya bıraktığımız yere bırakacağız. Mı? Evet. I çıkar bence. Evet, buraya. Bence I çıkar. Çıktı mı? Çıkmadı. Tahıl yerine git bakayım. Bence yanlış yaptın. Çok yanlış yaptın şu an. Almayacak. Almadı. Gördün mü? Almıyor. Aldı mı? Öbürünü iteklememiz mi lazım? Sen onu nereye boşalttın? İteklemen geri. Bırak. %66 dedi kral. 32 taşını. %70 tamamlandı diyor. Bu hesaplarımda yanılmıyorsan biz şimdi diyorsun ki tek tek getireceğim. Evet. Bir şey artacaksa attığını getireceğim. Bakalım ne diyecek.
üçüncüye atma dedim daha. Belki atar. Yalnız mısır habire veriyor. Habire veriyor. Mısırdan bayağı bir şey kalacak tipleri. Kardeşim. Mısırın hepsini vereceğim anasını. Ne? Para gelsin hesap yapacaksın yani. He. Boşat kanka, karar senin ya, öyle istiyorsan senin canın sağ olsun. 600'lerde bir ne lan zaten, bir şey olmaz yani. Ya kardeşim zaten fazladan verdiği de kar üstüne cebimize, zaten kontrat parasını da alacağız, iyi bir para. En sonuçta para döndürüyoruz abi. Başka hasat işi yok değil mi şu an? Bilmiyorum, bakmam lazım. Aslında var ya, bir tane şey mi alsak lan? Toprağa işleme işlerini almak için bir tane pulluk mu alsak? İş yapmak için. Hı? Değer mi ki? İkinci elden denk gelirse kelepir bir tane. Yani kelepir denk gelirse olabilir. Koyalım kenara, iş gelince hani kontrata şoföre ver, çalışsın eşeği ol eşeği, çaktın. Yani. Hani para çevirelim mantığındayım. Olabilir. Biz Farming 22'de dev haritaya geçeriz diye hesap ederken, dev harita gelmeden dev oyun geliyor. Ne iyi, bu arada başka çalışan bir cihazımız var mı bizim? Başka tarlalarda mı? Saban çalışıyor, bir de parçalayıcı çalışıyor galiba. Evet. Değil mi? Saban ve parçalayıcı çalışıyorsa, iyi, siginti yok demektir kardeş. Aa, sarıcıyı sokmamız lazım şeye. Bak onu unuttuk. Bama. Onu unuttuk. O gider zaten. O gider zaten. E sen sarıcı bu. Götür pamuğa sok, bu da orada çalışsın. Boş duranı sevmeziz. Sevmiyor lan biz. Çalışın köpekler. Biz şimdi kanal hasadına gidiyoruz. Pardon. Özür dilerim. Kanal hasadı dedim. Biz şimdi Mart geliyor önce değil mi? Evet. 3 tane ekim yapacağız. Valla bir sürü arazimiz var. Bir şey dediğin gibi geliyor. Şunu işçiye verdikten sonra bir inşaat bölümünde o şeylere bir bakalım mı ya? Benim kafam karıştı biliyor musun kanka? Ya da şeyin oraya gidebilirsen. Fabrikalar mı? Kumaş fabrikası mı? Giyim kan, giyim kente gidebilir. Aha geldim giyim kente. Ortaya gel kanka. Tamam ortadayız. Yarak gibi boşver. Bir inşaat menüsüne gelsene ya. Öğretime gel. Bostanlara gel. Üzüm ve zeytin varmış başka, tamam. Satış noktalarına bir tıklasana, neymiş o satış noktaları? Ne bu? Pazar. DLC. Ha. Bu ne? Pizzacı. Bu ne? Restoran. Bu satış noktalarına malları satabilirsin diyor. Evet. Süpermarket. Oğlum biz bunları... Paran yok diyor. Gelmiş bak. Devam et, devam et. Kanka aslında şu köşeye jeneratör koyuyorduk ya. Biraz jeneratör mü alsak elimizdeki parayla ya? Şunlardan mı diyor? O küçük. Şundan diyorsun. Bir büyüğünden koy. Ama öbür tarafa bakman lazım. Biraz kaydırman lazım artık. Şurada bir yerdeydi bizim jeneratörler. He. Hani kıytuya köşeye koyalım, anladın mı? Onlardan koymuşuz bak buraya. Koyabilirsek daha büyüğünden koyabiliriz. Abi büyüğü çok şey ya. Bak fiyatına bir. Üretim. Bir büyüğü. Bir büyüğü bu. Direkt 193 bine geçiyor. Bak 93 bin diyor güneş enerjisi. Çok pahalı. Şu 11 binliklerden koyabiliriz ama. Ama aylık 8 bin diyor. 900 diyor. İki tane koyalım. Çünkü şey kredi payımız yok, istersen koyma kalsın. Kral. Kredi payımız var mı? Bak istersen. Köküne kadar çektik diye biliyorum ben. Alabiliyoruz mu lan? Alabiliyoruz. E al hepsini. 21 bin var. Bakalım ne verecek. Sana bir şey söyleyeyim mi?
Kontratı yaptıktan sonra şundan çakayım bir tane. Üretimde. Şundan. 13 bin milyarlık. Kocaman. Şu an zaten kanka istesen şeyi koyabiliyorsun. Güneş panelini. 8 binlik. Ama 8 bin veriyor. Öbür 750 bin olanın verdiğine bak istersen bir de. Olabilir canım, 67 bin veriyor. Bir tane koyduğunu düşünsene. 3 günde bir 67 bin para gelecek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kral, kontratlardan para... Bu var ya, buraya böyle çakacağım anasını satayım. Ortaya mı? Buraya böyle çakacağım. Bir tane buraya çakacağım, bir tane de yanına çakacağım. Yok, onu oraya gelmek daha var. Ama şunu yapabiliriz. 155 bin o makineden koyacağım diyorsun ya. Bundan koyayım. 13 bin, 13 bin gelsin. 3 günde bir 13 bin gelsin. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Çok ciddi bir harcama olmayacak mı? Bence 93 binlik güneş panelini koyalım. Kalan para da üstümüzde kalsın. İşçi çalıştıracağız. Yardımcı gelip çalışmayı bitirdi. Bence bu değil. O da değil. Bence bu değil. Bu da değilse Saban bitirdi. Şu altta kesin bırakmıştır. Bakalım abi. Şu salak olduğu için bırakır o, biliyorsun. Bence güneş paneli koy abi. Çünkü elimizde para kalması lazım bizim. Uyumadığımız için pasif de yok elimizde. Bırakmasa zaten şaşırırdık değil mi? Buraya gübre atacaksın da. Evet. İstersen gübreyi de ver, arabayla gitsin kendi. Öyle yapacaksın nasıl ya? Sabanı, bundaki sabanı koy bir kenara. Taş toplayıcı da şey vereceğim, makineye vereceğim. O makine bu tarlaya yetecek mi? Yettiği kadar. Öyle olabilir, verebilirsin canım, ne olacak? Vergisi nasıl istedim, bir şey olmaz. Tamam tamam, doldu. Yine mi? Hı. Vay anasını. Abi ya, pamuktan, ben pamuğu merak ediyorum şu anda, pamuk ne verecek bize? Vallahi bilemem. Girdik bir işe. Saban işi bitti. Bunu göndereceğim onu. Hemen göndermeyeceğim, hızlasını alacağım sadece. Boşta traktör. Gübreyi de bununla göndereceğim otomatik diyorsun, şeyi de. Ne? Ben güneş panelinden yanayım. Şimdilik. Ama ondan sonra şey, büyük rüzgar malzemelerine gireceğiz dediğin gibi. Sana bir söyleyeyim mi? Rüzgar, o güneş paneliyle o 155'lik rüzgar şeyi var ya. Hı. Gelecek parayı düşünsene. Zaten o büyük büyük olanı koymuş, o büyük olanı biz iki tane koysak yeter olur zaten. Aylık 120 bin. Pasif gelir dediğim böyle bir şey. İşçi de mi? Hı hı. O da gidiyor. Hepsi gidiyor, şu an bizim şeyi almamız lazım. Güneş panelini mi koyacaksın? Ne yapayım abi? Üretimde. Dur. Abi ben bence o 155 binini alayım ya. 13 bin veriyor. Zaten 155'te iki tane koyup para, ya 155 bin de hepinizde para oldukça dediğim şey değil ki. On üç bin veriyor abi. 67 bin verene hedef gelin o zaman direkt. Abi o 750 bin oldu, çok zor. Çok zor. Ama 13 bin veren ayda 13 bin veriyor. Yani 3 günde biri, 3 günde biri verecek. Hepsi aylık. Ve biz seri üretime, seri yatışa geçeceğiz şimdi. Oradan da gelecek, baldan da gelecek, yumurtadan da gelecek. Ne olacak? 13 bin geldikçe
5000 ödüyorum. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Kendi pazar yerimi kurduğum zaman, kendi pazar yerime ürün satışı yaptığım zaman daha mı pahalıya veriyorum? Bilmiyorum ki. Onun içinde 100 küsür bin mi var? 116 bin var. Daha dolacak onlar abi, daha dolacak. Bunun içinde kıyafet yok. Fabrikada var kıyafet. Ha. Fullediği zaman. Burada iki taraflı yapak var, burada az yapak var. Yapakları alırız şey alırız. Lazım. İşimiz bitsin dedi. Şuraya bak. Bu tarlanın topraklaştırma işi de bize gelebilir, haberin olsun. Çok iyi para verir ama şeyimiz yok. Pulluğumuz yok. 7000 neymiş bu? Pancar mı? Öldürür lan bu bizi. Bak 58 toprak işleme. Tarla 8 nerede? Oho. Değil mi? Kral. Şöyle bir şey yapılabilir mesela. Yapılır da kar bırakmaz. 837. Kar bırakmaz. Olur, işçiye verdiğin zaman. He. Yukarıda başka işler de var. Gübre mübre işleri var. Bir taneymiş lan. O balyalama işinde kesin paketleme vardır. Değil mi? Paketle. Paketleme olmasa bizim makinelerle ona bile girebilirdin. Yani. Balya makinemiz yok ama. Kanka. Bir kere olsun bir tane alırdık yani. Paketleme olmadığı zaman şöyle bir avantajı var. Balyanın sıkıntısı hem taşıma hem şey. Şu an bizlik bir tek 58 var. Ama 5000 veriyor. Makine bizim olsa kar. Evet. Bunun işi bitti. Ha? Aa bitirdi lan. Şimdi bu arkadaş başka bir yere gidecek, doğru mu? Bu ekim makinesi bekleyecek artık burası. Evet. Sakın bizim öbür arazinin içine girmesin. Gayet güzel. Hop. Gördü bıraktığı yeri. Şu an altında durduğun yeri de bırakmış. Buradan itibaren bir ileri doğru gidelim. Mecbur gideceğiz. Kaptan ben bir kenefe gidip geleceğim. Dönüşte çay varsa çay da içebiliriz abi. Bakayım var mı, ona göre uğrayayım. Tamam. Tamam. İhtiyaç molası ben veriyorum. Ben gelince de sen vereceksen verirsin. Olabilir. Tamam. Tamam, sıkıntı ben yok. Gittim. Birkaç dakikaya buradayım. Git bakalım, git. Ne yapacağız? Devam etsene lan. Devam et yazdır tapos.
Ben işi bir garanti alayım. Makinelere gitmiyor, ne yapıcık? Gene mi? Acaba bakalım ne olacak? Daha yarıyor. Ben filtreyi içelim. Bakalım ne olacak? Buraları sonradan tarlaya çevirdiğimiz için böyle bak bırakıyor. Buranın tek sıkıntısı da o. Sen gel koçum. Bu ne lan? Kendime şekersiz limonlu iced tea yaptım. Heh. Nasıl becerdin o? Çok zor bir şey değil ki. Demledim çayı. Koydum abi şeyin içine. Bastım buzu, limonu da sıktım attım içine. Mis gibi oldu. Taş toplayıcı mı gönderiyorsun? Ha, zaman bitmiş. Kaptan. Ne zaman lan? Gübre bitti. Ayarlayamadım gene. Sen makinede sürekli kavga edeyim ya. Sen git çocuğum. Şimdilik.
Şunu bir alalım. Bu son trot ya. Evet. Burada çay getirelim diye söylemiştim. Oğlum demleme çay ne yapıldı ha? Çay yok. Çalışmayı bitirdi. Kanka tarladakilerin hepsini topla da öyle götürüver onu. Yüzde ilerlemesi artıyor ya toplayınca. Yakıta bak. Oğlum aleti çalıştırıyorsun, yakacak tabi. Abi benzemiş lan. Şeker yok oğlum sadece içinde. Limon lastiği benzemiş. Limon lastiği bire bir aynısı. Şeker yok. Şekersizliği yok ya bunların. Ben de yaptım. Yaptım oldu. Karateciyim oğlum, bilmiyor musun? Tövbe lan. Ben böyle şeyleri uydururum. Uydurma konusunda biliyorsun. Mutfakta annem de iyi uydurur. Nasıl yani? Sanırım hepsini aldık. Şu köşede de mi var lan? Var. Evet. Bitti. Bunu tarlada bırakıp bir götürüp boşaltalım bakalım. Bunun içindekini bize bırakacak mı, bırakmayacak mı? Ben de onu merak ediyormuştum. Bıraktığı düşünsene, 4500 bizim için gayet uygun bence. Hemen öteki pamuğun üstüne ekle.
Biraz amelilik ama yapmadan da bilemeyiz değil mi? Deneyeceğiz. Tamamlandı derse var ya, tadından yemez. Ne diyeceğini bilemem de. Demezse de o elindeki balya da gitti demektir. Öyle bir şey yok. Bu kontrattan pamuk alınmazmış diyor. Belli olmaz abi bu işler. Ama büyük bir arazi olsaydı pamuk dev gibi, o zaman kesin bırakırdı. %100. Şimdi bu arazi küçük olduğu için bırakmıyor. Bilemeyiz abi şimdi belki mesela bıraktı tamamlandı diyecek belki. Belki üstüne para sayacak. Litre olarak düşün, adet olarak düşünme. Litre olarak düşün diyorsun da ben de sana şunu söyleyeyim. Şu anda zaten yüzde kaçında, %70 küsüründeydi. Tarlanın hepsinde biçtik, %80 yani bilmiyorum %90'lara geldiyse şansımız var. Bunu bırakınca biraz da para saymış olsa güzel olur. %99'a kalırsa otur da ağla. Vallahi billahi var ya. 97'de falan durma olayı çok oluyor bunda çünkü. Lan oğlum tövbe de lan öyle bir şey olmaz. Bekle bekle bekle. Bizde. 5000 de para saydı. O 4,5'u alıp bizim tarlamalarımıza bırakabilirsin. Direkt biçerden de çıkarttırabilirsin şeyi. O aklımda var fabrikaya. Zaten. Aklımda var zaten. Biçer'e bir yakıt alacağım. Pamuk biçerine. Pamuk biçerine yakıt yerine uzaksa götür tarladan al. Fark etmez. Aynı uzaklıktaysa benzinlikten al. Benzinlik yakın abi. Benzinin üst tarafına şeye gireceğim işte. Tarladan olduğu yere gireceğim. Ben sana söyleyeyim mi? Pamuk işlerinde de bıraktığını öğrenmiş olduk. Demek ki daha büyük bir tarlada pamuk bulursak giriyoruz. Ama devasa tarlalarda mısır bize uyar. Pancarı niye yapmıyorum biliyor musun? Ağzı küçük ya. Çok küçük. Ağzı küçük ağzı. Biçerin işi bitmiyor. Pancarı yapmanın mantığı ne biliyor musun? Büyük biçerleri var ya, büyük devasa makineleri. Hı hı. Ondan iki tane olacak ki çalışacak. Yani. Daha doğrusu bizde bir tane olacak. Bir de onun verdiğini kiralayacağız. Evet. Şu karşıdakindeydi değil mi pamuk? Fark etmiyor ki abi. Koy birini. Ay yok biri çalışmıyor pamuğun da o yüzden. Sonuç aynı kıyafet vermiyorum abi. Ha. Ha pamuktan kıyafet vermiş. Şey, yapaktan bir şey almış. Şimdi parayı alıyorsun. Yani. Bize yulaf niye yetmiyor biliyor musun? Bu. Ne bu cetar doğru mu? Şeyden sebep etmiyoruz. İki tane fırında çalışıyoruz ya. Evet. Tek fırın çalışsak o sıkıntı yaşamayız. Benzin uzaktaymış değil mi? Ne uzak var şurada? İlk sefer makineyi kapatsam yapağı bırakır mı lan? Kapatamazsın. İçinde yapak var. Anladın? Anladım. Çıktı. Para nasıl düşüyor?
Kontrata veriyorum. Yoksa yapı alayım ondan sonra mı vereyim kontratı? Kafası sen sana öyle bir şey fark etmez. Yok. Pamuk gider diye korkuyorum, anladın mı? Bir şey diyemem. Şey, bunların hangisinde yuvak var? Şey, pamuk var. Şu aşağıdakinde. İlkinde mi? Ben öyle hatırlıyorum. Bunu direkt kıyafet fabrikasına vermiyormuş. Hayır, iplik fabrikasına veriyorsun. Ha. Kumaş yapacaksın, kumaştan kıyafet yapacaksın. Bizde marangozluk atölyesi de var da kanka. Ağaçları oraya nasıl vereceğimizi bilmiyorum. Düşerim ağacına. Gitti. Gir basa SC'den doğru yere mi verdin gör. Evet. Doğru yer. Makineyi kapattın mı? Evet. Almış burada. Bu bıraktı değil mi sağda solda? Bırakmaz mı? Aşağılarda da bırakmıştı. Evet. Yamuk olanlar yerde bıraktı abi işte. Şu an yarıdan fazlası dolu zaten. Tarlanın her tarafını alıyorsun. Toplamda ne verdi göreceksin. Derdimiz o. 100 tondan fazla var kasada zaten. Ben biliyorum kasada aşağı yukarı ne kadar oldu. 120 ton üstündedir. Aşağılarda falan bıraktı mıydı o ya? Aşağıda elektrik tekerini orada bıraktı. Burada da bırakmış. Ben sana bir şey mi? Bu tarlayı alarak bize kalacak şey. Valla. Para lazımdı. Kasanın içinde ne kadar var? Söyleyeyim sana. 130 mu? 120 mi? 139. Ne diyorsun lan sen? He. Vay anasını avradın. Vay anasını avradın sayın seyirciler. Bu tarla bir de karşısındaki çimekili olan tarla. Demek ki bu ikisini alıp tek bir ürün eksek. Topla babam topla. Daha doğrusu birine ay çiçeği, birine kanola. Buraya yulaf etmiş olsam var ya. Tek seferde 200 ton. Bitti. Bütün araziyi çektik abi. Kalmadı hiçbir şey. Boşalt bakalım kanola.
sıfırlatacak da az daha. Bunu öbür kamyona yükleyeceğiz bir de. Çok kamyonun üstüne bağlayacağım. Germe alatlarını gereceğim. Bırakacağım öyle zaten. Çamalı teslim edeceğim. Tarla sahibi iş bekliyor. Bu şeyde bizim çalışan işçiler ne yaptı? Sarıcı bitirdi işini, onu hatırlıyorum. Taş toplayıcı çalışıyordu, bu tarafta da şey çalışıyordu. Sap parçalama. Lan tahıl tankı doldu diyen taş toplayıcı olmasın? Hı? Tankı doldurdu diyen taş şey olmaz, taş toplayıcı olmaz. Beklerim. Buradan verirsen terse döner bu salak. Yukarıdan ver. Öbür köşeden vermen lazım. Bunu buraya boşalttırabilir miyiz acaba? Boşaltır mı ki? Hı, şurada lan bolos kırıcı. Zaten bunu şey için kullandım ya, şu elimizdeki işleri bitirmek için kullanıyorum. Mesela biliyorsun neyle gireceğimi. Görüşürüz. Sap parçalayıcı ne yaptı? Bakacağım abi. Bu şekilde fazla yakıt yakmıyor abi. Baksana. Çok sağ olasın. Bir tekerim boştu şu an. Hafif sağlı gelmen lazım. Şimdi git. Sağ olasın. Halatlar. Kazık gibi oldu bak. Sence sapların hepsini kırmış. Köşelerde bırakmış. Şimdi ilk baş şunu biz bir tamamlayalım. Oğlum 150 ton mal verdi lan. Ve çekiyor. Kamyon. Niye oğlum? 150 tona çıktığı hıza bakar mısın aletin? 500 tonu yiyince ne olacak acaba? 500 tonu hiçbir zaman dolduramayacağız bunu biliyor musun? Yani biz buna 500 ton... Dur lan be.
Bunu bir alalım. Pamuk mu? He. Ama böyle gidersin. Para iyidir. Para güzel. Şimdi diyorsun ki 155'e koyacağım onu. Götürsene onu. He? Şunu ben de götürsün mü? Neyi? Ha? Bak çazırdın abi be. Bak. Bak. Bak lan. Lan bilgisayar benim pezevenk. Lan oğlum. Lan bizim Lio ne diyordu? Ya kamyon onu çekecek mi? Bak çekiyor. Allah belli diyordu bizi TikTok'ta bekliyordu. Çok bekler bir daha. YouTube'umuzu biliyor hadi gelsin oraya. Ne yapayım ben TikTok'u bıraktım diye video mu yayın? Ne yapayım? Fazla basın. Yani yatırım da 100 ton malı uğraşalım ondan sonra burada. Şimdi hafif rampayı gördü. Ikınıyor ha. Bence ıkıntı falan. Bunun boşaltılması çok uzun sürecek yalnız. Hadi boşaltırken izleyelim. Damper kalktı. Bu bitmez. İndirir. Tahmin etmemiştim. Hidrolik basınç olmadan nasıl kaldıracak onu? Bakalım kaç bindi saymaya başlayacak. Hepsini satacağım diyorsun zaten. Ya. Mısır olduğunu düşün. Şey, ayçiçeği bir yerde kanal olduğunu düşünsene. Satacaktın. Satıyorum işte. Sadece şey, onu söylüyorum yani. Hepsi satıldı. Parayı da al. Allah bereket versin. Şimdi kanka, 155'likten koyacağım diyordun. Evet. Koy bir tane. Götürelim lan şu kanalı şuradan. Diğer tırı atlarken onu orada koyarız. O tarlalarda bizim alabileceğimiz hasat işleri gelirse alacağız demek oluyor bu da. Evet. Ne mahsul gelirse gelsin bizim yapabileceğimiz bir şeyse alacağız. Ama 71 sabit balya veriyor. O kesin. En sonra 71'e ne yapacağım ben biliyor musun? Ne yapacağım? Biriktirip satın alacağım, sabanı vuracağım. Balya manya kalmayacak. Hazır mısın? Ama 150 ton bayağı çatır çatır gitti makine yani. Tabii. Ses yapıyor ama bayağı bir frenliyor. Motorlar abi işte. Topluyor. Koyacaksın mı? Koymam mı? Zula bir yere sok onu ya.
Büyük olanı koyacak yer... En nihayetinde burası. İpi mipi var ya orada. Hadi hayırlı olsun. 3 günde bir 13 bin verecek bize. Allah bereket versin. He? Aynen. Dönmüyor gördün mü? Yoldan götürebilir miyim ben bunu? Yani götürmeyi tavsiye etmem. Sığmayacaktır. Ağaca takılacaksın. Dedim. Oradan girmez o tarlaların içine. Hadi dönmüyor. Arkada ağırlık var ya. Normalde de dönmüyor. Ya tırı mı satalım? Bilmiyorum. Şu an işimizi görüyor, ne yapalım? Şu an işimizi görüyorum. O 135 tonluktan bulabilirsek aslında güzel olur. İkinci yerde bir şey var mı bilmiyorum ki. Ona bakmıyoruz, bakmadık bayağı da. Ben çok yakın gidiyorsun ya. Solda bizim tarafı. Bu romork var ya çok işe yarıyor. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu sarı romorku çok kullanacaksın biliyor musun? Evet. Garajlara koyduğumuz zaman. Garajdan buna yükleyip lazım olan makineleri götüreceğiz. Sonra bunu da geri getireceğiz. Taş toprağın bir daha mı doldu lan? Evet. Sen bunu yine buradan bir yerden vereceksin mecbur. Tersi dönüyoruz şöyle. Bakacağız tersi mi dönüyor, ters düze mi dönüyor? Çünkü sap parçalacının yarım kalan işini elleyeceğiz. Biz bunun kendi kendine gitmesi işimize gelir yani. Evet. Onu yapması lazım şu anda. Ben sana söyleyeyim mi? Bence yeni gelende Kasım ayında bu mevzuyu çözecekler. %90. Bizim zaten, ben sana bir söyleyeyim mi? Kral, 2025 oynayacağımız günü çok iyi ayarlamamız lazım. Evet. İlk gireceğimiz yer için. Baksana bak, buralarda bu falan bırakmış. Bırakmış mı? Hı hı. Bence sağa dönebilir mi? Hı? İnşallah dönmez. Sağa dönmeye kalkarsa oradan bu tarafa doğru veririz biz de. Olur. Düze gideyim. Altları köşeleri alacağız zaten mecburen. Ben sana şöyle söyleyeyim kral, bence var ya.
sap parçalayıcıyı da düzeltmene gerek yok çünkü kanalıyı çekince yine kullanacaksın. Hı. Seri uyuyacağız, para gelecek. Pasiften para kazanmak zorundayız. Pasiften gelecek de elektrikten falan gelecek abi. Yok işte bal, yumurta. Oralardan gelen paralara şu an çok ciddi anlamda ihtiyacımız var kral. Öyle düşünme. Evet. Vergi ödeyeceğiz çünkü. Kol gibi hem de. Vergi demişim şey. Kredi. Toplamda kaç para kredi çektik ki? Son. Sonuna kadar asıldık. Evet. Ne verdi? 1.540 mı? O civarda falan. Ayağımızı sat. Şu şekilde gidiyoruz olsun. Bakalım. 1.525. Hay maşallah. İki tarla daha alsak 2 milyona kadar... Ya bak tarla aldıkça, büyük tarla alırsak biz var ya 2 milyona kadar açacak o biliyor musun? Evet. O yüzden şu alttaki gibi tarlaları alalım diyorum. Yani şu soldaki bize yakın mesela. Çok büyük değil ki burada. Uzat ya büyük olması mesela değil ki. Etraftaki abi, yeşillikler işimiz yani. Asıl var ya 71'i alacağız. Yani 700 bin o. 71'i tek makineyle gördüğün gibi saatler sürüyor. 70 abi orası. Bence bitirdik. Kanka. Zaten kanal alanı oraya biçtiğiniz zaman orada lazım. Ne yapıyor? Yukarıya çekiyor. Kanalaya gidecek her türlü. Şimdi saban mı yollayacağız? Evet saban yollayacağız buraya. Peşinde gübre. Peşinde taş toplama işte. Şimdi ne yapacaktık? Şu ikinci ele bir baksana şu an ne var? Bu da burada çalışır halde kalmış anı satayım. Buna ihtiyacım var ama. Evet. Küçük boya biçer döver. Oha küçük boya bak. 23 bin litreye çıkıyor. Bu küçük değil lan. Tabii bizim paramız yok. He. Taş toplayıcının olduğu tarafa vereceğiz zaten o tarafa. Evet. Kırmızıyı. Ne yapayım? Ha buna şey mi takacaksın? Gübreyi mi? Taşla boyu takacağım baş. Bir de öbür tarafı bitirdi taş toplayacağız zaten. Her yerini almadı ama. Ha ben de diyorsun alttan çekeyim. Mevzu bitsin. Sonu geliyor zaten. Bir kere daha geri inecek aşağıya. Yapıyor arada böyle. Ya oğlum ne diyeyim? Gelecek yukarıdan tekrar merak etme. Allah'ım. Çatır 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 çatır.
İki dakika pasifte hemen biraz borç temizleriz. Ataş toplayıcı durmaz biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama ya ben sana bak şunu söyleyeyim. Sabah şuranın işini hızlıca bitirsin. Gübreyi alıp gelelim biz de. Bu gübre, burası gübredik doğru ya. Üstten yaparalım başka bir şey yok. Şu anda ekime hazır çünkü arazilerimiz hazır yani. Kanala hasada girecek sadece. Koçum. Sen burada bu şekilde bekliyorsun. Tamam o devam edecek. Seni şuradan çekelim buraya sarıcıyı atalım. Aa doğru. Sarıcıyı unuttum lan ben. Sen burada böyle kalsan da olur. On numara beş yıldız. Aslında şu biçer döveri hazırlayıp kanalanın oraya pozisyonlayabilirsin. Sarıyı değil mi? Hı hı. Hem burada yer kaplamamış olur. Şu yeşil olanın ne olduğunu biliyorsun değil mi? Şey... Ot. Çim biçme makinesi. Biçme makinesi. Bıçağı almadan mı gidiyor? Ya aslında yakıt alayım öyle şey yapayım diyecektim de. Ya bununla beraber gir bizim tarlaya, tarlanın oradan al işte. Bir daha git gel git gel. Bununla mı uğraşacaksın oğlum? Malzeme noktasında ben sana söyleyeyim mi? Bu araya nasıl gireceğiz lan biz? Tam yerden bırakmış olasın. Çok iyi yere bırakmışsın. Niye öyle diyorsun? Thank you.
doluyor ama ne kadar yavaş doluyor. Düşün, depo ne kadar büyük. Biz bunu karşıya nasıl geçeceğiz? Karşıya nasıl mı geçeceğim? Ağaçlar arasındaki en geniş yerden bak. Şurası geniş bak, sağda. Çapraz gireceğim. Bak ileride bir geniş yeri daha var çağ çaprazda. Şurada çalışmayı bitirdim. Şimdi bir de bana gir. Savulur lan leş kargaları. Yarım saat daha hatırlamasaydım bugün rekor kıracaktık. Kanola burası değil mi zaten? Kanka bir şey soracağım sana ya. Hı. Şu inşaata bir girsene, bir şeye bakacağım. Üretime gel abi. Evet abi. Fabrikalarda marangozhaneye bir baksana. Yanındaki işaretlere bakacağım. Kütük ve talaş mı o rulo? Ağaç, kütük. Ağaç mı? Ağaç ve kütük değil mi o? Evet. Ürün olarak ne çıkartıyor? Masa çıkartıyor, bir de talaş mı çıkartıyor? Evet. Yani... Ya ağaçlarla uğraşmak güzel işte. Ben o aletleri niye kullanamadığımı hala emin değilim. Şu yandaki 70 bin olan şey neydi? Ha süt. Mandıra. Bu ne? Şeker. Bu ne? Süt. Ne çıkıyor? Çikolata çıkıyor. Tereyağı bile çıkıyor. Şeker değirmenini kurabiliriz kanka. Şeker kamışı pancar kadar sıkıntılı değil. Şekerin de satış fiyatı yüksek mi? Bakayım mı? Satış fiyatı yüksek. Buradan niye bakıyorsam? Dur. Ya. Fiyatı bu. Bir dakika. Peki. Bir dakika. Şeker kamışı aşağıda. Pamuğun altında. Şeker kamışının fiyatı bu. Pancanın fiyatı bu. Bunların ortak özelliğini biliyor musun? Litre bazında çok veriyor. Yani senin şu şeker fabrikası var ya. Şu. Diyor ya işte 893 diye. Bunun üretimi yüksektir. Aynı fırınla un gibi. Hayvan gibi. Una nasıl yetiştiremiyorsun? Tonlarca satarsın. Tonlarca. Demişken, gidelim şu fırından. Şeyi alalım. Ne abi? Unu alalım. Fırında un mu? Oluyor abi. Ha, unu alıp fırından, fırınların birine boşaltayım diyorsun. Ha. Artık hangisine kadar alıyorsa. Aynen öyle. Elim demişken yapakları da toplayıp dağıt bari. Onları da dağıtalım ya. Niye bunu aldık? Keşke şu an sevdiğimi. Yakındaydı. Kasa ne? Burada.
Optimus Prime ya. Şu arka remorkun jantları da mavi yapsaydı güzel olacaktı. Yapmıyor. Lan. Dönmüyor anasını, dönmüyor. Ya malı indir malı. Ay maşallah. Bunları çekiyoruz ve fabrikaya basıyoruz. Geçen aldı mı lan? Bakalım ver bir bakalım bir fabrikaya ne olacak. Fırınlardan biri zaten hepsini almayacak. Aldığı kadar. Kalanı da öbürüne. Umarım hiçbiri açık kasanın içinde kalmaz. Kalacağını sanmıyorum. Çünkü kasa bize lazım. Hepsini burası alıyormuş. Olsun bir şey olsun. Bence de hepsini alacak zaten. Evet. Bu da şu demek, bu fırınlardan bir tanesi birinde, diğerinden önce devre dışı bırakılacak. Alacak alacak, alayını alacak. Tört bin kaldı. Ve bitti. Şu yaprakları da toplasana ya. Öbür fabrikanın yaprağı çok azdı değil mi? Hı hı. Ama biri pamukla birlikte çalıştığı için, biri tek yaprakla çalıştığı için. Neyse artık yükleyebildiğin kadar ne diyeyim abi. Yüklüyor lan. Bak sayı artıyor da bekle. Bu pamuğu ekstra ekmiş olmamız işimize yaradı ama ben sana söyleyeyim. Evet. Biraz fazla para verdik biz o aletlere de. Parasını çıkartır o ya. Kafama almayan ne biliyor musun? Şimdi sen bunları ona koydum 18-20 ton olacak orada. Öbür taraftaki bitecek rahat yiyeceğiz. Abi orada şey de var ama pamuk da var. Orada pamuk da var ama. Onu da düşün. Buraya koyup koymamız bir şey değiştirmiyor ki. 20 tonu buraya, bir buraya boşaltırız 20 ton. Bir de taşıya koyarız. Ne kadar alacağını bilmiyoruz zaten. Bir baksana işletmelere. Yani. 9. Bak, kumaş yapı. 11. 9 ton. Burada pamuk da var ama. Yani ikisi toplam yine 20 küsür ton ediyor.
Bir dahaki sefere ne yaparız? Aşağı tarafa atarız yumağı, anladın mı? Yapa. En mantıklısı olmaz mı? 10 numara 5 yıldız bak, bu var ya. Yani bu yapak ve pamuktan... Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu arazinin bir kısmını cidden zeytinle dizmek istiyorum ya. Kanka. Gerçekten dizmek istiyorum oraya zeytinleri ya. Ama zeytinin işte hasat makinesi. Herhalde oraya gidene kadar orayı bitirir. Gitmiyor. H'ye mi basmamıştın? B'ye bastım böyle ben çıktım. Gerçekten şunu düşünüyorum ha. Zeytin de niye diyorum biliyor musun? Yağ fabrikası üçlü çalışsın diye. Çıktığı kadar çalışsın. Nasıl fikir? Çünkü o bostanı büyük ihtimalle yapay zeka yapmıyor. Ve bir şey dikkatimi çekti. Zeytin sıralarının arasında gübre atabilmemiz için ve ot parçalayabilmemiz için onun için özel küçük makineler alacağız. Sap parçalayıcı falan sokmak için. İzledim ben birkaç videosunu. Bakarız abi ya. Bence zeytine girmeyelim, şey yapalım bence. Senin şey, benim dediğimi yapalım. Bir tane pulluk alalım biz, toprak işleme işleri geliyor ya. Bir traktör koy gönder. Nasıl? Olabilir, mantıklı. Bu traktörleri eskitmek istemiyorum diyorsan ucuz fiyatlı bir traktör alırız, onunla yollarız. İkinci ama, elden ne geleceğine bakar. Ama onun çekebileceği bir şey lazım. Ya tabii canım, ona göre makine koyacağız. Şimdi bu hemen hemen her boku çekiyor bu zaten. Bunun yapamayacağı bir şey yok. Hepsi bitti mi lan? Bu gübre atıyor. Hayırlı olsun. Bu burayı sarıyor. Bu da burayı bitiriyor. Gübre bitene kadar saracağım, işi biter burada. Biz bir elle şu alta gireceğiz. Taş toplayıcıyı makineyle mi yollayacaksın, elle mi gideceksin? Biraz makineye yollayayım da. Gübreyle beraber bir miktarını yapsın diyorsun. Bize az iş kalsın. Evet. Bunun zaten gübreye yetişme şansı yok. Yani imkansız. Evet. Şeylere bir bakalım mı? Mağazadan kanka. Pulluk. Ortalama pulluk ne kadar? Biz aldığımız zaman geniş lazım abi. 14 metre, 15 metre. 14 metre, 15 metre alırsak her yer, her tarlaya kullanamayız. 6 6, 8, 18, mesela bu tarz bir şey. Oğlum bu bize lazım değil ki, biz kendimiz için almayacağız, anlamadın ki sen olayı. Ben anladım abi ben seni. Bu kadar büyük bir şey alıp ne yapacaksın kanka? Tarla çabuk bitsin. 58'e sok bakayım, manevra nasıl yapacaksın onunla? Her yeri bırakacaksın, sen yapacaksın elinle. Bize ne lazım biliyor musun? Ortalama ve fiyatı çok ucuz bir şey. Ve bir sürü makine var. İllaki modlardan biri ucuzdur abi. ...3.95. Şu 16.000 olan... Oğlum onun tekerleği yok lan.
Ya. Traktöre biniyor direkt. Evet. Bak 20 bine 6 metre veriyor ya mesela. Hı hı. Tekerleksiz olduğu için 39 metreye tekerleklisini buldu. ...32 bin. 6.2 yükseltiyor. Kaç para olur? Bayağı bir para olur. Aa. 36 bin kaç metre? 6.8. 7 metre. Geri çıkalım abi. Çıkıyorum geri. Çık. Şunlara bakalım. 7.4. Öbürü daha büyük. Bak yeşil daha büyük değilse adam değilim. Al. Sana lazım olan makine bu işte. Kanka. Fiyatı da pahalı değil. Bunu alacağız. Duracak bu. Aslında al dursun. Mantık şu. Toprağı işleme işi gelecek. Kontrat alacağız. Bunu traktör takıp yollayacağız. Bu gitsin çalışsın orada. Biz yine uyumaya devam edebiliriz yani. Nasıl fikir? Mesela 58'de toprağı işleme işi vardı ya. Hı hı. Koy bir traktörle, al 58'de kişi, koy bunu ikisi çalışsın. Eminim birkaç kontrat, bir iki kontratta kendi parasını kazanacaktır yani. Boşta bir traktörü boşa çıkar, tak onun götüne götür koy 58'e. Ekiciye daha çok var. Almayacağım mı? Ne? 58'deki işi. Alalım mı? Ya oğlum var makine. Toprağı işleme yazar. Tarla 58 diyor. Biraz uzak ama. Makinemiz var artık. Bir tane traktör. Beğen ona. Bitirdi dedi lan gübreye çalışmayı. Ha bir de raylarda duruyor. Hacı. Çok akıllı ya. Ha, tren bize çarpsın diye yapıyor galiba. Tam bir şaka yani. Değil mi? Tabii. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hı. Ha gübre bitti. Gübre bittiğine göre gübredeki traktörü öbür işe verebilirsin yani. Bence hepsini atmıştır. Ben atmadıysa diye bir bakıyorum inceden ya. İnceden bakıyor mu? İnceden bakmanın bedeli var. Aşağıdan eksiliyor gübren sürekli. Sanki pat 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 seri eksiliyor nasıl diyor. Ya zaten taş toplamanın girdiği yerlere girmeyeceksin gübreyle. Yani o makineyle 58 noktarla yapacağız. 5000 alacağız doğru mu? 11 metre olduğuna göre bence küçük değil lan bu. Sekiz yanıp sönüyor zaten. Şimdi diyorsun ki sarıcının işi bitecek. Sarıcıyı öbür tarlaya göndermeden önce taşları bitireceğiz. Evet. Taşlarla başımız belada. Büyüğü de devreye soksun lan şimdi. O öbür taş toplam makinesi içi doğmuştur zaten. Birazdan iş bitti diyecek. Yani gelmişken ha?
Bu çalışmayı bitirene gitmek istersen, bu yakıtın doldurdu zaten. O çalışmayı bitiren de şey, bu. Bıraktığı yerleri tahmin edebiliyoruz. Hı? Evet. Hep aynı yerleri bırakıyordur zaten. Tarlano 58. Tahir senin nikahını alırsın. Ya biraz uzakta can. Ama işte böyle bir traktörle rahatsın. 40'la gidenler olsa. İyi iyi. Ya niye çıktın ki o? Daha mı ilerdik o? Bence buradan içeri girmeyeceğiz. Daha ileriden gireceğiz. Şu pamuk ha. 35'teki. Ya o görev niye? Ona lan. Harita bitti. Demek ki ne şuradan aşağı gidecekmiş. Ha geldin. Aç. Şu yandaki de mi pamuk? Ama bunların görevleri yok mu ya? Reis, ha? Ama bu araziler çok küçük. Bunlardan bir şeye gelmez. Değil mi? Pamuk 62 diyor bak. Yok şey 72'ye bak. 74'e bak. 82. Bir tanesini vermiş sadece 64'e. 64 numaranın tarlada göt kadar. Orayı yapar. Şey sarıcıyla eksikleri tamamlayacaktık kanka. Aha bu da oldu. Bu almıyor dedi mi lan taşı bu tarlanın ortasına bırakınca? Almıyor. Ondan sonra kepçelerle, dozerlerle uğraşıyoruz. Keşke alsa. Yani. İsmet. Ne yapacağım? Bunu mu vereceğim oraya? Yalnız oradan veremez. Niye buradan vereyim o zaman? Terse döner. Nereden biliyor? Ya makine sağa dönüyor. Sola döndü. Geçen de hep bug'a giriyordu, şimdi girmiyor. Ne yapıyorsun? Abi kafam karıştı ya.
Yani Sarısı zaten burada çok öyle abartı bir yerde bırakmadığına göre. Gerçekten abartı yer bırakmıyor ya. İyi bırakmamış ya. Orada o kadar da bıraktı diyorsun da hep altta yani belirli yerlere bırakıyor yani yeri değişmiyor en azından. Ya doğru. Yani hep aynı yeri bırakması da bir şey. Zırt pırt başka yerde bıraksa daha çok uğraştırır bizi. Şimdi buralarına 200 ayçiçeği mı yine? Ne ayçiçeği ekeceğiz yine? Öyle dedin ya oğlum. Bunun işi bitti. Köşeli ayakkabı var adamla anasını satayım. İş hızlandırmaya başladık diyorsun ha? Ben bu oyundan çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Hani yapay zeka çalışıyor ya. Hı hı. İşte fabrikalara arazi yapıyorsun ya. Evet, evet. Bir seyircen yapıp fabrikalara biraz erken mi daldık acaba? Olabilir. Hani uzun bir süre sadece ek mahsulü sat, ek mahsulü sat mı yapmalıydık? Ve elektrik şeylerine mi yüklenmeliydik? Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu oyunda yapılacak en mantıklı şey neydi biliyor musun? İlk başta 1 milyon kredi veriyor ya. Hı hı. 1 milyon krediyi alacak. Küçük bir araziyle başlayacak. Rüzgar gülü çakacaksın kanka. 2 tane. Nasıl aklına yattı değil mi rüzgar gülü? Bir tane 750 bin lira rüzgar gülünü çakacak. Küçük makinelerle küçük bir arazide ufak ufak çalışmaya başlayacaksın. Zaten sana rüzgar gülü para geliyor. Orada üretim tesislerinde başka şeyler de var. Abi. Ne? Eşi toplayalım yeter.
Ne yapacağız bunca dönüşüm. Taşı toplayacağız, sarıcıyı koyacağız. Gönder bizim abi. Senin bunu söylemen çok ilginç. Ne çok uygun var. İyi bak. Çok yoruldum. İyi iyi. Bu iyi işaret. Ben yarın gideyim. Evet. Sarıyer'e. Gidiyor mu? Gidip şu vücudu yorayım. Dansız. Ne edeyim kardeş? Cumartesi sen de gidelim. Pazar da gidelim. Olur. Başka bir yere gitmezsen. Ne olacak oğlum? Modorlarla gidelim ki. Biliyorsun plajlarda o paralı girilen plajların kafeteryası oluyor. Hacı. Ama tabii güneşin altında gitmem ben. Biliyorsun. Sabah için çıkıyor. Sabah soğuk olur osu ya. Tamam. Akşam üstü gitmeyi düşünüyorum. Yok be. Akşam üstüne doğru gittiğin zaman yer bulamayacaksın orada. O zaman biz sabahtan gideceğiz. Öğlene kadar eğer geri dönmeyeceksek orada takılacağız. Öğlen güneş vurdu mu kafeteryanın içine kaçacağız. Verandanın altına. Saat 4 gibi geri çıkacağız, geri geleceğiz biz. Güneş saat 3 gibi bir daha bir cıvı 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 kuruyacağız, geri geleceğiz. Evet. Olur. 2 günü de orada harcarız, ne olacak? Yalnız ben o kadar su aktivitesi yaparsam kanka, yani 6 aylık spor salonu enerjisi yakarmışım gibi geliyor bana. İnternette bir videoda dinledim. Yüzmeden sonra hayvan gibi acıkıyorsun ya. Evet. Vücudunuzun yeterli olacağını bildiğiniz gıda kadar yiyin. Asla açlık sinyallerinize aldanmayın diye. Abanmayın yani o kadar açlık hissettim diye. Evet. Yine standart yemek yiyin diye. Doğru söylüyorsun. Sonra şöyle bir düşündüm. Ulan abanırsam yaktığım kalorinin hiçbir mantığı kalmıyor ki. Değil mi? Mesela yüzdükten sonra yüzü veya da yüzerken bir geğirme gelir. Basınçta. Tabii. Tokluk hissi verir zaten. Sudan çıktıktan sonra birden deli gibi acıkıyor musun? Ya o oluyor. O deli gibi acıkmayı yaşadığın zaman hani o adam hani diyet mantığını söylemiyor. O tip yerlerde küçük kara ekmekle tost yapıyorlar. Bir tane kaşarlı tosta yetinin arkadaşlar diyor. Abartmayın diyor. Bence bu makine tura alır. Mesnevi'den ders aldın. Ne yapıyorsun lan? Gözlerim kapanıyor ya. Döndüm Mevlana gibi. Arkadaş dönemedi, yolda kaldı. Döndüreceğim ben şimdi. Bu araziler çok mu daş yapıyor, bana mı öyle geliyor ya? Kral. Bu arabaya bir daş yapmış. Kireç attı ki büyük bir ihtimalle ondan dolayı. Oğlum, babacığım, oğlum açtım kollarımı, gel. Karşıda. Şu aradan gir. Sağdaki küçük ara var ya. Sanırım moloz kırıcı önünde. Ya da yukarıda mı kaldı? Şu yandaki yer ne? Bura nere acaba? Marangoz olmasın? Marangoz olabilir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunda hani onu da yaptık, bunu da yaptık, yani bir şeyler olsun diye olmasın diye diyor. Abi bu oyunda var ya, mantık ne biliyor musun? Çok fazla fonksiyon var ve ulaşmak zor ya. Marangozhane bence burası.
Bence bu oyunda abi hemen hemen her şeyi deneyeceksin. O yüzden bu kadar fonksiyon var. O yüzden bitmiyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Oyunun bitmemesinin sebebi bu bence. Olabilir abi. Bunu da mı boşaltacaksın? Yalnız onu orada bıraktığına göre bu oraya... Şuradaki çimenliğe doğru bırak satayım ya. Ha buraya bırak işte. Anan. Ulan iki defa ıskaladın lan. Üç. Üç mü oldu? Üç defa ıskaladım. Keşke iki defa ıskalasam. İyi taşlar gitti. Ne yapıyorsun hacı? Senin gibi yapıyor. Bizim bir tane makinemiz çalışıyor biliyor musun? Ha bunun da işi biter biraz daha, nasıl kalmış? %70 yazdı demin gördüm. Bu aletimize bir avantajı daha var biliyorsun değil mi? Bu alet para kazanmak için aldığımız bir makine kanka. Ne gibi avantajı var abi? Diyelim ki 3 tane arazimizde sabanlanması gereken bir sırada. 2 saban bir de bunu koy aynı işi yapacak. Çaktın. Aa taş çıkarmıyor. Çıkarıyor. Tarlaya iyi bak. Ben sana bu makineyi, ya bu makineyi uygun fiyata aldın kardeşim, bu makine para kazanacak. Ben sana bir söyleyeyim, iki tane daha böyle iş yaptı mı parasını çıkarttı zaten. Ondan sonra full kâra çalışır. Evet. Ama rüzgar gülünde senin dediğin aklıma yatmadı değil. Bak 13.000 veren o makine var ya. Anasını satayım, ondan iki tane olsa öbürü 750'den bir tane olsa var ne para koyarız. İyi bak şimdi. Bitirsen bir gün yatacağım bak para nasıl karışacak. Bir gün. Bug yaptı orada niye? Yapar öyle. Alır, olur öyle şeyler değil mi? Şey yapayım. Evet, tarla bizim tarla değil oğlum. %100'desin yeter. Değil mi? Ya. Ya demezsen. Salağın bıraktığı yerler yüzünden. Nereye gidiyor bu mal? Elleme. Onun dönmesini beklersek diyorsun ha. Dönebiliyor mu diye. Rahat dönmesi lazım normalde. Vallahi bu tarlayı tamamen bitirmesini bekleyeceğimi sanmıyorum. Çünkü tamamen bitirmeden %90 şey %100 demesi gerekiyor bir yerde. Evet.
Bak ne kadarını yapıp da %100 diyecek onu merak ettim şimdi. Yoksa. Evet bebeğim, evet, 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 evet. %90. Sabaha kadar videomu çeksen ne yapsın? Kaç hangin hızıydı? Makine yan mı gidiyor? Yan oldu. Bana da öyle geldi. Yan gidiyor değil mi o alet? Evet. Neden? Ne bileyim, neden kaplumbağa dedin onu? Çalışıyor mu çalışıyor şimdi, öyle bakacaksın değil mi? Yani. Klimayı kapasana bas. Klimayı mı kapatayım? Evet, çarpmasın. Bu makinenin çapraz gidiyor olması çok tuhafıma gitti. Kral. Cidden çok tuhafıma gitti şu an. Toplar, yavaş topluyor biraz. Hemen parayı bir alayım diyorsun ha? Makineyi sıfırlayacak. Kim uğraşacak şimdi gitmek? Uyu bakalım ne olacak? 25 bin. Paranın eksilmesi gerekiyor. ...1380 gelir. Şimdi saymaya başladı öbürünün gelirini bence. Bir ikinci ele baksana. Bakma ya da paramız yok. Bir daha uyu lan. Paramız yok ki. Uyu anasını satayım. Aralığı bitirttir. Nasıl olsa Mart'a kadar uyutmayacağız biz bunu. O parayı verecek mi diye bakıyorsun. ...2500 oldu mülk geliri. Artmaya başladı. 3 biraz da artacak. Ocak dediği zaman fırt yapacak. Bugün mülk geliri vermedi. 4000. Onun 15.000'in üzerinde vermesi gerekiyor şu an. Doğru mu? Umarım veriyordur. Vermezse çok üzülürüm. Bir. Bin verdi. Bu çok az vermedi mi ya? Paraya bak, 25.000'de kaldı Serkan.
Para 25.000'de kaldı. Evet. Uyuyoruz diyoruz, paramız azalmıyor kanka. O da bir şey. Yanlış mı düşünüyorum? Hı? Bence kredi faizine gidiyor olabilir mi? Olabilir. Gelen para. Baksana 1000 gitti. Kredi faizi. 1600. O zaman şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bizden bu kadar mı? Benden bu kadar. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Son kararım abi. Ya o zaman hadi biz gidiyok. Hadi görüşürüz bir sonraki yayında. Bay bay. Çao çao. Adios amigos. Sayonara.